Evet, Mersin'in en çok izlenen spor programı Futbol Panorama'dan bir haftalık aradan sonra herkese sevgiler, selamlar. Bugün yine 3 tane değerli konuğum var. Hem akademisyen, hem mektepli, hem alaylı. Üçü de Mersin'imizin şu anda gururu. Benim kadim dostlarım, kardeşlerim. Onlar da bu programda ağırlamaktan şahsım adına, kanalım adına onur duyuyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Muhsin Aydemir Hoş hocam. bulduk. Ayrıyeten tek tek tanıtacağım sizi. Kaptan, hoş geldin Nurullah Kaya. Teşekkür ederim. Mersin'imizin gururu, atletizmde Kadriye kardeşim hoş geldin sen Hoş de. bulduk, Bugün tabii ki bir üzücü haberle güne başladık. Mersin'e hizmet etmiş, Mersin İdman Yurdu'na yıllarca hizmet etmiş. Bizim abimiz, büyüğümüz, dostumuz Sedat abimizin vefat haberini aldık. Uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu. Bizler de hem maddi manevi olarak Mersinli arkadaşları, dostları, kardeşleri, spor camiası elimizden geldiğince uzun zaman gereken yardımları yaptık ama maalesef yaşamasına engel olamadık. Allah'tan takdiratına Allah rahmet eylesin diliyoruz. Bundan sonra da ailesine başsağlığı diliyoruz. Tabii ki bu vefasızlık konusunda da her zaman söylediğimiz bir şey var. Maalesef İstanbul'da semt adı olarak kalıyor vefa ama bugün gördük ki cenazeye çok az sayıda bir katılım vardı. Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama ölüm ayrı bir şey. Nasıl düğünlerde hep beraber oluyorsa, küskünlükler barışıyorsa, ölüm olayında da küskünlüklerin barışılmasından yanayım ben. Maalesef spor camiasından çok az kişi bugün cenazeye iştirak etti. Hani herkes diyor ki pandemi vardı. Yani bana artık çok komik geliyor bu pandemi muhabbetleri. Bugün geçtiğimiz pazar günü gördük Kız Kalesi'ne giden trafiği. Trafik kilitlendi. Erdem yolu kilitlendi. Denizler kalabalık, sahiller kalabalık. Herkes iç içe, düğünler var. Ama maalesef cenaze olayında pandemiden dolayı gelinemedi diyorlar. Tabii katılmıyorum ben buna ama maalesef Mersin camiası bu konuda bir bütün olamıyor. Bu sadece sadece ölüm olayında değil, tüm spor branşlarında da en kısa zamanda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Çünkü Mersin'in düştüğü durum son günlerde belli. Her türlü spor camiası olarak küme düşmüş durumdayız. İnşallah bundan sonra daha farklı bir ortam oluşur diye düşünüyorum. Tabii 3 tane konuğum bugün, değerli konuklarım var. Tabii buraya öncelikle çok güzel bir hanımefendi geldi. Bizim için Kadriye çok büyük bir değer. Seni kanalda ağırlamaktan dolayı da onur duyduk hocam. Teşekkür ederim. Hem alaylısın hem mekteplisin. Bizim milli gururumuzsun. Öncelikle senden başlamak istiyorum. Kadriye Aydın kimdir? Şöyle kendini kısa da olsa insanlara tanıtırsan, tabii her zaman söylüyoruz, bizler biliyoruz ama her platformda, her hafta bir bayan arkadaşımızı programa davet ediyoruz. Ve bu bayan arkadaşlarımız gerçekten çok başarılı bayan arkadaşlarımız. Ve Türkiye'de, bilhassa Mersin'de rol model olmanızdan dolayı da ben gurur duyuyorum. Kadınların başarılı olmasından dolayı da mutluluk duyuyorum. O yüzden de senin gibi buraya çağırırken hak edilmiş olarak buraya çağrıldın. Hiçbir Teşekkür ederim şekilde sağ olun. bu hak edilmişliği de sen kendin hak ettirdin zaten insanlara. O yüzden de bir Kadriye Aydın kimdir senden dinleyelim. Daha sonra erkek konuklarımıza da söz vereceğim bu konuda. Öncelikle teşekkür ederim bu programa beni davet ettiğiniz için. Ben 1995 doğumlu Mersin doğumluyum. Atletizme ilk olarak cross branşında başladım. Daha sonra başarılarım yüksek atlamada devam etti. Şu an asıl branşım yüksek atlama. Yüksek atlama pek bilmezler aslında. Sonuçta atletizmi bilindik bir branş olmadığı için yüksek atlamayı pek bilmezler. Ben de yüksek atlamada 1,86 şu an en iyi derecem. Limit ne hocam? Yani şu anda şu Avrupa an şampiyonu, dünya şampiyonluğu dünya limiti ne? rekoru 2,09. Evet. 2,09 tabii şu an dünyada çok iyi derece ve şu an yaklaşan yok. Türkiye standartlarına göre Türkiye rekoru Burcu Yüksel'e ait. O da 1,94 Şu an atladı. faal mi hocam? Evet. Ha. Ezel'cim acaba Kadri Hoca yaparken jeneriği de verebilir misin sana zahmet? En azından hem branşımızı tanıtmış oluruz hem de Kadri'yi tanımış oluruz. Evet, Çünkü branşı çok iyi bilen yani evet. iyi bilmiyorlar. Yani ben bile biraz önce soruyorum hani yüksek atlamayla Evet, bazı karıştırdığımız 3 nasıl adım yapıyorum? atlama var mesela. Şu anda görüyoruz Kadri'ye hem de izlemiş oluyor. Sen konuş, sıkıntı yok. Hem de insanlar izlemiş oluyorlar yaptığım branşı.
Devam et. 1.96 herhalde şu anda Türkiye. 1.94 Türkiye 94 rekoru. Türkiye rekoru. Evet. Dünya rekoru kimde? Dünya rekoru Stefka Kontasinova diye bir bayanda. O da evet. Bulgar sporcu. 2.09 atlıyor. Şu anda ben de izlerken hani bilgi sahibi anlamında söylüyorum. Burada adımlamanın da çok önemli değil mi hocam? Tabii yani adımlama şurada, çok önemli. En sondaki o timing zamanı, yükselme zamanı. Bir de ayrıyeten bu biraz da cesaret isteyen bir meslek. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle biraz zor bence, branş. Bence en önemlisi cesaret. Çünkü o hani bizde bir korku vardır ya, düşme korkusu. Şu evet. En sonki o adımlama frekansını biz zaten futbolda da bahsediyoruz hocam. Büyük bir ihtimalle sizde de adımlama frekansı çalışıyorsunuz değil mi? Evet, çalışıyoruz tabii ki. Bunda antrenmanlarımız var yani. Bence çok çok yani inanılmaz bir başarılı bir sporcusun. Şu anda Enka kulübünde de Enka Spor Kulübü'nde devam etmek. Devam ediyorsun. Türkiye'nin üniversite, en iyi kulübü şu üniversite anda. Üniversite mezunusun ama işsiz Mersin bir üniversitelisin. Evet, şu an değil mi işsizim, hocam? Evet. Maalesef. Sadece spor yapıyorum şu an. 3 tane burada üniversiteyi bitirmiş kardeşim, arkadaşım var. Maalesef buradan devletimize de sesleniyoruz. Bu KPSS mağdurları oluyor bunlar. Çünkü spordan gelen arkadaşlarımız, ben de spor akademisi mağduruyum. Bitiremedim bunlar kadar. Tabii şanslı olamadık ama ben 2 üniversite şu anda okudum. Gazi Beden ve Marmara Üniversitesi. Maalesef bitiremedim futboldan dolayı. O zaman bize izin vermiyorlardı faal olduğumuz için. Maşallah Nurullah bitirmiş. Futbolcuken mi bitirdin Nurullah? Burada bir avantajı vardı Nurullah hocam. Ama şunu da söylüyorum. Bu KPSS mağdurluğu çözülmediği sürece de gerçekten beden eğitiminde mezunlarda bir yığılma olacak. Ve çok kişi de işsiz kalacak büyük bir ihtimalle. Onlar da tahminimce ya özel kolejlerde, devlet okulu okuyamayacaklar için özel kolejlerde aynen. Okumak zorunda kalacaklar. Teşekkür ediyorum. Devam ben edeceğiz ederim, inşallah beraber. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kaptan hoş geldin. Seninle gurur duyuyoruz. Eyvallah. Bizim yaşayamadığımız başarıları sen yaşadın. Benle beraber 2 B'de şampiyonluk yaşadın gerçi. Darıca maçıyla beraber. Nurullah Kaya kimdir? Nurullah Kaya Mersin'e neler vermiştir? Şu anda Tarsuman'da da faal futbolcusun ama lig bittiği için orayla da zaten sözleşmen bitti. Evet. Biz seni Mersin mağduru Nurullah Kaya olarak bildiğimiz için Tarsuman da bizim takımımız tabii ki. Büyük hizmetler verdin. Orada çok sevildiğini de biliyorum. Şöyle Nurullah Kaya desen böyle bize bir anlat bakalım. Ben de öncelikle sözlerime merhum Sedat abi kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim tabii ki. Bize Allah razı olsun gençlik dönemimizde de çok yardımcı oldu. Biz de haber alınca çok üzüldük. Uzun süredir de hastalıkla mücadele ediyordu. Allah taksiratını affetsin inşallah. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Ben 1986 Batman doğumluyum aslında. Futbola Mersin'de başladım. Mersin Manyurdu altyapısında 2000'li yıllarda başladım. Çok uzun süre formasını giydim. Tabii bunun içerisinde altyapısında da oynadım. 2003 yılında profesyonel oldum. Yaklaşık 14-15 yıl burada devam ettikten sonra kısmi olarak Tarsus'ta 2 yıldır. Mersin'de ilk hocan kimdi? Altyapıda o zaman. Kimle başladı? İlk başladığımda Hasan Yağmur'du. Hasan Hoca'ya da. Hasan Hoca'ya da ellerinden öpüyoruz. Gerçekten o zamanın döneminde sen daha iyi hatırlatırsan akranın olarak var mıydı o zamanları tanıdığımız? Biraz tabii senden yaş olarak büyük olduğum için ben evet, o zaman altyapıyla biz tabii Mersin Mağdur altyapısında başlamadım. Ben direkt Viranşehir'den başladım. Altyapıda böyle senin gibi başarılı daha sonra bir Hidayet biliyorum. Hidayet vardı, Taylan vardı, Veysel vardı, Kerim'le beraber evet, keza Kerim aynı vardı. Dönemi paylaştık. Yani Kerim nerede oynuyor kaptan şu Kerim anda? Kerim şu an valla... Geçtiğimiz yıl, en son Karabük'te biliyorum onu ama... Karabük'ten sonra sanırım devam etmedi gibi. Etmedi. Çünkü erken çok takım değiştirdi. Aynen, biraz o da erken bırakanlardan herhalde. Yani sonuçta Mersin Mağdur altyapısından başlayan, Mersin Mağdur'una daha sonra kaptanlık yapan... Hizmet eden değerli bir kardeşimizsin. Eyvallah. Yaş kaç oldu şimdi? 34 bitti abi. Hiç göstermiyorsun. Öyle deme abi. Yani hiç göstermiyorsun, hiç göstermiyorsun. Tribünden hiç öyle demiyorlar abi. Yani şimdi tribünden tabii nesil biraz daha küçüldüğü için aynen. Artık 17-18'lik bebeler oynuyor. Evet, evet. Eskiden bizim zamanımızda 17-18'lik oynayamazdı. Çok fazla papaz topçu itibariyle futbolcu vardı. Şimdikiler şanslı, yaş sınırı düşürüldü. Evet. Şimdi gençler daha çok oynuyor. O yüzden bence seninle oynamaları, sen bir kere çok iyi bir profesyonelsin. Çok iyi bir insansın. Teşekkür ben her abi. Zaman söylüyorum. Nurullah Kaya'nın benim yanımda yeri ayrıdır. Nurullah isterse Real Madrid'de oynasın. Nurullah'ın kalitesi, kişiliği hiçbir zaman değişmez. O bizim canımız, ciğerimiz. Her zaman da gururla andık. Teşekkür ve şanslısın Nurullah.
Çünkü niye? Çok fazla takımda oynamadın sen bildiğim kadarıyla. Yaklaşık 3 tane mi 4 tane bir geçmişin var, doğru mu? İlk profesyonel yıllarımda Mezitli, eski Mersin Büyükşehir Belediye'de 1,5 yıl. Sonrasında 2013 yılında çok kısa, yarım dönem bir Adana Demirspor maceramız oldu. En son Tarsus. Tarsus ve Mersin vardı. Dört takım. Ha. Yani çok fazla Mersin dışına da çıkmadın sen. Şanslısın yani. Bölgeyi terk etmek yani istemiyorum. Yani hiç bölge dışına çıkmadın mı? Yani şimdi bugün Nur Ulan kariyeri bizden daha fazla. Hani ben milli olduğum hani tabii ki nasip etti Allah bana. Birinciliklerde oynadık ama Nurullah benden daha fazla birincilikte oynamıştır. Çünkü ben mesela Karabük'te çok az oynadım. Gençler Birliği'ne gittim, az oynadım. Çünkü bizim zamanımızda santraforlar, konalar, moşeler çok büyük futbolculardı. Evet. Ama senin benden kariyer anlamında, birincilik kariyer anlamında daha fazla Nurullah'cığım. O yüzden gururla bunu söyleyebilirsin. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Ve kaç yıl sonra Süper Lig'e çıktık? 28 yıl sonra. 28 yıl sonra ve sen bunu yaşadın yani. Evet, yaşadım. Çok büyük bir gurur. Hı-hı. Biz de seninle gururlandık. Eyvallah. Hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim abi. Muhsin Hocam, hoş geldin, sefa getirdin. Aranan insan. Bugün Muhsin Hocam şöyle söyleyeyim. Benim gözümde gerçekten Mersin'e ve Adana'ya çok büyük hizmetler etmiş. Çukurova Besyo değil mi hocam? Evet, spor Çukurova kulübü. Besyo. Akademi mezunu. Evet. Hangi akademi hocam? Çukurova Üniversitesi'nden mezunum. Evet. Handbol antrenörlüğüne mezun oldum. Uzmanlığım handbol. Ama daha sonra kursa gidip futbolu da aldık. Futbol antrenörlüğünü aldık. Masörlüğü aldık. Yüzme, tenis. Yani çünkü yaptığımız iş gereği beden eğitimi hazırlık yaptığımızdan dolayı bütün branşlara hakim olmamız gerekir. Evet. Çünkü öğrenci yönlendirmesini yaparken bunlar önemli. Sınavlarda hep istenilen hareketler, yapılması gereken hareketler olduğu için bizler de hakim olmamız gerekir bu branşlara. Yani yıllardır, 20 yıl civarı, 20 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Hem Adana'da hem Mersin'de zaten onu konuşacağız. POMEM. Yani bunu açıkla hocam. Çünkü biz biliyoruz ama POMEM ne demektir mesela? Yani POMEM kursu Türkiye'de ilklerindenim bu işi yapma başlayanlardan. Evet. Yani bir 20 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce sadece Adana'da kurs vardı. Çevre bütün illerde bizim yanımıza gelirlerdi. Eğitim alıp giderlerdi sınavlara. Daha sonra Mersin'i açtım. Çünkü Mersin'de mecburiyetten Adana'ya gelip gidiyordu. Daha sonra ben de buraya yerleşince her iki tarafa git gel yapmaya başladım. Kurs açtık. Ve çok şükür şu ana kadar gururla yani Türkiye'nin 81 ilinde hem polis olarak hem öğretmen olarak gururla sunacağımız bir sürü. Yani o insanlar sana duacı. İnsanlar var. Yani ben zaten bugün programdaki çıkartma amacımız da hocam senin insanlara katkı sağlaman. Yani hani derler ya, yararlı insan nedir, faydalı insan? Faydalı bir insansın. Yani eyvallah. Vatanına, milletine faydalı, insanlara eyvallah ekmek veren. Önce Allah'ın sayesinde. Tabii yetenekleri olacak ama katkı sağlıyorsun. Burada evet. Tabii seninle beraber Alişan Ocak hocamız da var. Ona da sevgi sevgilerimizi iletiyoruz. Selamlar. Hizmet ediyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Ve şuna da inan Nurullah Kaptan. Bunu onlar belki söylemezler ama şimdi normalde emek veriyorlar. Emeklerinin karşılığını alamıyorlar çoğunlukla. Mesela söylüyorum. Bir anlaşma yapılabiliyor mesela kazandıktan sonra. Evet. Sonuçta ücret talep edecekler. Ve çoğu zaman ücretlerini alamıyor bu insanlar. Yani adam kazanıyor, bir daha unutuyor, gidiyor hocayı. Adam sana 6 ay, 7 ay boyunca yemene, içmene, yani şimdi Muhsin Hocam anlatacak tabii projelerini, neler yaptığını, inanılmaz şeyler yapıyorlar. Yani, Alişan Ocak da benim hayatımda önemli yeri olan bir insan. Ben de BSU'ya hazırlandığım dönemde Mersin Mancunu'nun da aynı zamanda oyuncusuydum. Hoca hem bilgileriyle hem bana kazandırdıklarıyla hayatıma yön veren insanlardan biri. Hocam gibi çok değerli işler yapıyorlar gerçekten. Evet, yani zaten Mersin'de de iki tane insan var benim bildiğim. O yüzden de Muhsin Hoca bunlar da enlerden biridir. Evet. O yüzden de Muhsin Hocam da hoş geldi diliyoruz hocam. Yani hoş bulduk hocam. Biz seni gururla burada sunuyoruz. Eyvallah. Ayrıyeten spor salonu da var burada. Evet, Acematik spor salonu buradan arkasında. Aydın Çiçek kardeşime ve tüm oradaki kardeşlerimize, dostlarımıza, veteran takımımızın ismi neydi hocam? Ben de beraber aynı takımdayız. Akdeniz veteranlar. Sen gerçi her veteranlarda oynuyorsun da hocam. Şu an kendini bir takım at en son. Besyo'ya geçtik. Buradan da Besyo ailesine de selamlar olsun Hasan oraya Hoca'ya. Kaymak zorunda kaldık. Aynen Hasan Hocam sağ olsun bu sene ısrarla buraya gel dedi. Evet. Oraya geçtik. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani bir de iyi de futbolcusun, onu da sana söyleyeyim. Eyvallah hocam. İyi bir orta sahasın. Evet Kadri Hocam, bundan sonraki planlamanda, bundan sonraki hayat felsefende örnek olma anlamında, bilhassa bayanlarla alakalı. Mesela bu mesleğe başlarken neyi gidiyordun? Yani benim
Biz mesela erkekler ilk doğduğumuz zaman ya doktor olacağız deriz, ya avukat olacağız, ya futbolcu olacağız deriz mesela. Sen ilk doğduğun zaman ya da hayatının belli bir kademesine ilerledikten sonra benim hayatımda da işte atlet olacağım, sporcu hiç olacağım. Hiç yoktu aslında atlet olacağım diye bir şey yoktu da ben hep polis olmak istiyordum. Çünkü evimin hemen karşısında polis karakolu vardı ve polislere çok özeniyordum gerçekten. Hep polis olmak gibi bir seçeneğimi istiyordum, yani polis olmayı istiyordum. Ama atlet oldum. Atlet olmaktan da kesinlikle çok gurur duyuyorum. Keşfeden. Buradan Cengiz hocamıza da selamlarımızı iletiyoruz. Cüneyt hocamıza. Cüneyt hocama selamlarımızı iletiyoruz. O da vesile oldu seninle kesinlikle beraber bugün olmasından şu dolayı. Şu an buralarda olmamın tek sebebi Cüneyt hocam. Emeklerinden hocanın. Dolayı kesinlikle da çok teşekkür ediyorum. Çok dün de görüştük, onunla konuştuk. Sağ olun. Buraya gelmendeki en büyük sebep Cüneyt hocam, yoksa seni buraya yönlendiren farklı bir şey var mıydı? Tabii ki Cüneyt hocanın emeği çok çok fazla. Sonuçta benim hani başarılarımın en büyük sebebi Cüneyt hoca yani sonuçta. Yani her türlü yardımını görüyorum. Yani hem babalık yapıyor, hem antrenörlük yapıyor. Yani her türlü yardımını görüyorum Cüneyt hocanın. Peki yani bu işten para kazanıyor musun? Kadriye? Evet, kazanıyorum tabii, bir miktar kazanıyorum. Ama tabii yani kulübüm destekliyor. Federasyon NK destekliyor yani. Olimpiyatla alakalı şu anda değil mi bir şeyim var? Evet, olimpik kadrodayım. Kadro içerisindesin. Aynen. O kadroya kimler giriyor mesela? Onda belli barajlar var. O barajı geçebilecek herkes girebilir o kadroya. Öyle mi? Bizim de barajımız zaten 1.86 idi. Ben de 1.86 geçtim. Ha, şey barajı, bunun atlama barajı. Gruplaması var aslında. Hmm. 1.86 üçüncü grup oluyor. 1.93 ikinci grup. 1.96 elit. Olimpiyat barajı zaten şu an 1.96. 1.96'yı geçen daha üst seviyede olmuş oluyor. Yani olimpiyat barajlarına geçenler. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Bu atlarken boyun uzunluğunun önemi var mı? Bacak tabii, uzunluğunu. Boy uzunluğu kesinlikle avantaj. Ciddi mi söylüyorsun? Ben de boy uzunluğu hiç avantaj zannediyorum. Yani takılır çok makılır diye. Çok büyük avantaj. Ben bir istisnayım aslında şu öyle an. Öyle mi? Kesinlikle. Şu anda tekrardan seni izliyoruz çünkü ama. Çünkü ben yarışmalara gittiğimde herkes, yani hemen hemen bütün sporcuların boyu 1.80'in üstünde. Yani 1.90, 1.95 boyunda bile sporcular vardı. Ben yanlarında küçücük kalıyordum yani. Türkiye rekoru Burcu. Burcu Abdon boyu bayağı da uzun. Yüksek. 1.81 boyu var. Burcu bizim Vedat. Evet, evet. Vedat şeyin Vedat eşi. Öyle mi? Evet, çok evet. Güzel ya. Burcu hocaya da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Peki bacak uzunluğunun ne avantajı var? Bacak uzunluğunun da avantajı hani koşu fulesinin uzun olduğunu tamam, gösteriyor. Tamam. Sıçrarken? Sıçrarken sıçrama kuvveti önemli. Sıçrama kuvveti. Kesinlikle. Hani ben şey düşünüyorum şimdi, futbolcu gibi düşünüyorum ya, ayağın takılır makılır falan diye o tahtaya. Yok, tahta yok öyle zaten. Bir şey yok. Sadece pistte koşuyoruz. Ha, yok en son sıçrarken ne bahsediyorum? Çubuk üstünden mi? Çıta var. Çıtanın üzerinden işte. Çıta üzerinden, yani çıtaya değince düşüyor. Ona ayağı takılır falan gibisinden düşünüyorum ben. Sadece çıta düşüyor o zaman. Evet. Öyle mi? Tabii. Yani çok yani sıkıntılı olan durumlar da oluyor. Siz normal derslerde gördünüz değil mi hocam bunları? Tabii ki. Yapabildiniz mi? Bizim... Ben de gördüm, ben de ama tabii hatırlamıyorum, ben de 92'de görmüştüm o zaman da. Yani o zamanlarda korkuyor insan çünkü sırtını dönüp atlamak evet biraz şey gibi korkutucu. Daha önceden o çıta demirdi. Demir olduğu için daha çok zarar veriyordu insanlara. Şimdi mesela plastik. Yani zarar vermiyor. Anladım. Sıkıntı değil yani, o yüzden. Yani zor ya, bir korkmuyorum, ben seviyorum bu branşı. Peki gerçekten sen bunu yaparken farklı bir branşta yapma yeteneğine sahip misin? Mesela, daha önce yaptım. Yani sadece bununla mı yarışıyorsun mesela? Ben, şu an evet sadece yüksek atlama yapıyorum. Çünkü en iyi branşım orası. Yani çünkü benim gördüğüm kadarıyla Kadriye mesela 100 metre koşan 400 metre de koşabiliyor bazen. Evet evet. Değil koşabilir mi? Tabii ki kesinlikle. Çünkü hani farklı bir kategori oluyor o da ona aynen göre. O yüzden sana sordum yani evet, yüksek atlama dışında. Yaptım, birçok branş yaptım. Mesela 1500 metre koşabilir misin? Koştum zaten. Sen crossçı olduğun için soruyorum bunları. Cross'la başladım zaten evet spora. Yani şu an koşabilir misin? Şu an koşarım tabii. He. Ama tabii çok iyi derece çıkmaz. He, anladım. Aynen. Tabii onun da bir artık şeyi var. Kesinlikle. Çünkü bu da bir antrenman bir dayanıklılık var onun da bir. Vücut da zaten ona göre uyum sorunu da yaşayabilir. Tabii tabii kesinlikle. Çünkü adaptasyon dönemi var aynen bunun. Çok farklı. Kaptan, bu yıl Tarsus İdman Yurdu'nu anlat bize ya. Bu yıl Tarsus İdman Yurdu'nda neler oldu, başladın. Bence playoff'un en büyük adaylarından biriydiniz. Ergün abiyle başladınız. Ergün Pembe'ye buradan da selam olsun. Nasıl bir dönem geçti? Tarsus İdman Yurdu senin için ne ifade etti mesela bu yıl? Şimdi Tarsus İdman Yurdu'da bizim tanışmamız 2,5 yıl öncesine dayanıyor. Yani 1,5 yıl öncesine. Devre arasında takım 3. ligdeyken burada Mersin İdman Yurdu'nda yaşadığımız sıkıntılardan sonra oraya geçtik.
Allah nasip etti, çıkmasına yardımcı olduk takımın. Geçen seneyi biraz sıkıntılarla geçirdik. Bu sene ama cami olarak gerçekten futbolun da, daha doğrusu dünyanın yaşamış olduğu sıkıntıların yanında tarzı çok ciddi problemlerle karşı karşıyaydı. Dediğin gibi çok değerli bir hocamız ve ekibi vardı. Kötü şartlara rağmen iyi bir yerdeydik ama maçların devam etmemesi bizi kötü etkiledi tabii. Futbol dışında yani olabilecek tüm olumsuzluklar vardı aslında bizim adımıza. Ödemelerle alakalı sıkıntılar, işte takım içinde, takım dışında, futbol takımının dışındaki problemler, yönetimsel problemler. Ama her şeye rağmen biz futbolcu grubu, teknik ekip grubu hep beraber yapmamız gerekeni yaptık tabii. Mücadelemizi verdik. Yani... Çorum-Spor maçına geldim kaptan. Hı hı. İlk yarı kötüydünüz. İkinci yarı o işte Ali Yavuz mu? Evet. Yani maşallah, Allah esirgesin. Orada bir de sağ açık vardı, bir arkadaş vardı. Yılmaz'dır muhtemelen. Sağ bek oynuyormuş normalde Sefa, de. Sefa. Hı-hı. Yani iki tane hareket yaptılar. Oyunun kaderini değiştirdiler. Tarsus Dumardu'nun sadece sıkıntısı şu bence. Çok kiralık futbolcu getirmiş. Değil mi? Onun kesinlikle sıkıntısına... yapılanma konusunda çok sıkıntılı. Çünkü futbol takımlarının yapılanması daha çok yöneticiler tarafından yapılıyor. Hani öncesinde hocalara bırakılmıyor. Tabi kiralık oyuncu sayısı, evet dediğin gibi abi, çoktu. Şu an ayrılan oyuncu sayısı da fazla. Yani bu sene biraz daha büyük sıkıntılar bekliyor Tarsus Dumardu. Şu anda Ender abi başkanlığa adaylığını koydu. O da geçtiğimiz günlerde yayına bağlandı, evet. Sağ olsun. Olumlu açıklamalarda bulundu. Ben de ona dedim ki bir plan proje üretmezseniz, belediye başkanlığı işin içine katmazsanız, hı hı. Sonuçta bu iş parayla yürüyor. Evet. Bugün Muhsin Hoca da gidip Tarsus Dumardu'nda başkan olup diyebilir. Hı hı. Ama cebinden para çıkartmıyorsa, yani takıma faydası olmuyorsa, ben de Ender abiye dedim ki 10 tane yönetici yerine 3 tane yönetici al, ceplerinden para çıksın. O da dedi ki benim ekibimde işte paralı olacak yönetici arkadaşlar falan var dedi. Belediye başkanı dedi uygun görürse başkanlığa adaylığını koydu. Ama tabii şu anda Musa Bey herhalde başkan. Evet. Adaylığını koydu mu bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle koyabilir. Düşünüyor, evet. Orada beraber bir şekilde uyum içerisinde çalışmaları lazım. Çünkü şu anda Tarsus'tan sonra İçeli Dumardu çıktı profesyonel takım olarak. Tarsus Dumardu'nun şu anda en büyük sıkıntısı bence kadro konusunda. Mesela birkaç futbolcuya dışarıdan yine talipler var. Para alamıyorsa çocuk kaçacak sonuçta. Onları da tutması lazım, doğru mu? Sözleşmesi devam eden zaten bir 7-8 oyuncu var bildiğim kadarıyla. Ama yine söyledim, Tarsus'u çok iyi günler beklemiyor açıkçası. Yönetici anlamında çok sıkıntılar zaten. Şunu mesela senin demin söylediğin, Ender abi işte başkanlığa aday diyorsun. İyi bir yönetim oluşturması lazım. Dediğin şartlarda şöyle bir kural getirmiş olsalar, yönetici olacak adamların gelirken atıyorum cüzi de olsa, yani bir yönetici olacak vasıflı birinin 50 bin lira rakam koysun deseler, Türkiye'de yönetici bulamazsın bu alt liglerde. Evet. Yani o yüzden yönetici herkes olur ama yönetebilen insanı bulmak zordur. Çok zor. Tabii. Zaten yönetici olmadığından Mersin İdman Yurdu bu amatör kümeye düştü ya. Yani ben... Yani uzakta arama yani. Kesinlikle ben bizzat içinde olan bir insanım. En kötü dönemlerini yaşadım ben Mersin'in. Yani büyük sıkıntı. En iyi dönemlerini de yaşadın kaptan. Yani ben... Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yanlış anlama, ben seni abin olarak söylüyorum. Hı. Ben de beraber oynadığımız dönemlerde, evet, biliyorsun, hiç para yoktu. Evet evet. Biz şampiyon olduğumuz yıl son Darıca maçında, evet, devre arasında 5-6 tane futbolcunun şehri terk ettiğini, hı hı, işte o zaman Tahir, Görkem, Şafak olduğu, evet, kadronun, evet, ve benim, ben o zaman Macit Özcan'dı belediye başkanı. Macit başkan dedi ki sen Mersinlisin, burada kalacaksın, takıma sahip çıkacaksın. Ben tek başıma Taylan, Salim, Malim o zamanlar gençler, antrenman yapıyorduk ve diğer arkadaşlarımız para alacağım olduğu halde, bak ben başkanın arkasında durdum parasız. Bu sefer arkadaşlar ne düşünüyor? Ya sen diyor niye böyle davranıyorsun? Şimdi ben Mersin çocuğuyum. Bir Mersin çocuğu, şimdi sen kaptanlık yaptın. Sen gidip de ben antrenmana çıkmıyorum diye de bakayım ne olacak? En yakın arkadaşından laf yersin burada. Doğru mu? Kesinlikle. Biz o zaman şampiyon olduğumuz yıl arkadaşlarımız bize cephe aldılar mesela. Hı hı. Çünkü niye? Biz çıkmıyoruz diyor. Paramızı alamıyoruz diyor. Ben nasıl yapayım abi? Ben Mersinliyim. Nasıl yapacağım? En kilit nokta orası zaten. Kendi yaşadığı memlekette oynadığı takım olursa eğer, bir oyuncunun en kritik noktasıdır. Senin gibi, benim gibi. İşte evet, takım içerisinde problemler var. Takım arkadaşların mağdur.
Yöneticiler mağdur ediyor ama sen yöneticilerle aynı şehri paylaşıyorsun. Durman gereken nokta çok önemli. Zaman zaman biz de yaşadık. İşte Tarsus'ta da onu yaşıyoruz. Ben takım kaptanlığı yapıyorum. Keza Ferhat ikinci kaptan. Bu sene aynı problemler. Çocuklar paralarını alamıyor. Verilen sözler var. Bu defa ben antrenmana çıkıyorum veya ben şunu yapıyorum dediğin zaman takım arkadaşın abi biz almadan ya, yani biz bir takım değil miyiz? Evet. Zına geliyor. Onlar da haklı. Ama bu taraftan bakıyorsun şehrinin takımı neden problem olsun, neden bir kaos ortamı olsun diyorsun. Bu defa da takımı düşünmek zorunda kalıyorsun. Senin kaldığın gibi biz de bu noktada kaldık. Ama sorunlar bu şekilde de çözülmüyor. Antrenmana çıksan da çözülmüyor. Sadece günü kurtarıyorsun. Ama geleceğe dönük işte biz bunu yaparsak yeni bir yönetim mi olur falan hiç olmadı. Olmayacak da bundan sonra zaten. Alt liglerde. Yani şu anda dediğim gibi artık kulüpler sponsorlarla çalışıyorlar genelde. Sponsor bulmayınca mesela Bal Ligi'nde sponsoru olmayan bir kulüp şimdi İçel İdmar'da şampiyon oldu. Onunla alakalı da konuşacağız. Sen de fikirlerini sunacaksın. İçel İdmar'da başkanın cebinde para olmasa bugün bu duruma gelebilir miydi? Yok. Kimden yardım alacak? Kimse vermez. İşte 1925'in düştüğü durum. Bir Ali abimiz var orada. Taylan'ın abisi. Evet. Adam elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor ama kimse cebine para atmadıktan sonra adamların 25 maç içeride paraları var şu anda kalmış. Meskispor zaten bir takım olamadılar bu yıl. Şimdi normalde Meskispor küme düştü. İçeri İdmar'da çıkmasaydı Meskispor şu anda ligde kalamayacaktı. Yani Meski şu anda başarısız durumda. Niye? 7 kişiyle 8 kişiyle idmana çıkıyorlardı. Çünkü bir aktarım olmazsa para aktarımı. Daha önceki yıllarda ne oluyordu? Belediyeden, Meski'den para geliyordu. Para kesilince Akgünlülüğün üzerine düştü yük. Adam vereceği para belli. Yani şimdi kimse de cebinden al vereyim işte. Ya bunu demez. Hiç kimse de kendi kendini kandırmasın. Veriyorsa da Allah razı olsun ama hani kimse de dediğim gibi maddi güç sonuçta bu. O yüzden Tarsus Mardin'in bundan sonra iyi bir yönetim kadrosu oluşturmak zorunda. Kesinlikle. Yani ben geleyim işte oraya Ender abinin işi de zor. Ender abi şimdi anlatıyor. Tamam ama kimi arkana aldın? Hangi lobiyi aldın? Hangi yöneticiyle çalışacaksın? Geçtiğimiz yıldan daha büyük sıkıntılar var. Kadro kurabilecek misin? Değil mi? En büyük sıkıntı. Bu yıl ne zaman başlıyor ligler? Daha alt ligler açıklanmadı ama 12 Eylül'de Süper Lig PTT başlıyor. Muhtemelen Eylül ortası sonu gibi de. Yani şu an bile takımların yavaş yavaş kadrolarını oluşturması gerekiyor. Değil mi? Tabii. Şu anda da tabii ki pandemiden dolayı daha bellidir. Bazı mesela süper amatörden Bal Ligi'ne çıkan takımların bile daha durumu bellidir. Aynen. Tam olarak kesinleştirilmedi. Halen eski takımın Adana Demirspor için gündem oluşturulmaya çalışıyor. Evet evet. Ya ben bilmiyorum yani bu kadar basit mi ya? Onu çıkartak bunu çıkartak. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi bu sene inanılmaz bir hal aldı. Hani biz futbolcular federasyona bağlı insanlarız. Musun Hoca sen Adanalısın. Demirsporlu musun hocam sen? Bu sene ben Demirspor'da aynı zamanda kongre üyesiyim de. Öyle mi? Hayır Demirspor'un çıkmasını biz de isteriz. Yani Süper Lig'e keşken çıksa niye da. Niye böyle bir beklenti içine girdi? Çünkü federasyonun aldığı kararlardan dolayı. Aynen. Bir anda çıktın küme düşme yok. Bir yandan çıktın aşağıdan gelenler yukarı çıkacak. Yani bütün liglerden çıkmaz dediğin adam takımları çıkarttın yukarıya. Mesela Ceyhan'ın çıkarttığını ne bileyim öbür takımları çıkarttın. Çıkart ama hani bir hakkaniyet olmayınca ister istemez insanlar da farklı şeyler istemeye başlayacak sende. Biz Ceyhan'ın çıkmasını çok istedik hocam. Yok ben çıksın. Şahsen, ben de sevindim ya, çıksın hocam. Yani farklı adam, bölgemizden, Çukurova bölgesinden takım çıksın. Çok olsun. Yani yok aslında sporcu olarak da çok iyiyiz. Evet. Çukurova bölgesinden çıkan sporcu yani Türkiye'nin hiçbir yerinden çıkmıyor. Ama her branşta var. Nedir? Gerekli yatırım yapılmıyor. Eskiden çok üçüncü şekilde takım vardı. Muhsin sen hatırlar mısın? Kadirli İdman Yurdu vardı. Evet. Ondan sonra Kozan Spor'undan tut. Adana'nın bütün takımları üçüncü ligdeydi. Adana aynen. Gençler bile dahil olmak üzere. Çok takım çıktı ama bu yıl maalesef öyle bölgemizde yok. Eskiden mesela İslahiye Spor, Kilis Spor, Antep taraflarından mesela çok vardı takım. Şimdi hiçbiri yok. İl takımları yok ki. Mardin Spor yok. Urfa Spor yok zaten. Antep Spor yok. Aynen. Bütün il takımları bütçe açığından dolayı sıkıntı yaşıyorlar. İşte bu gelen yöneticilerin şu mesajları okuyalım mı hocam? Dolayı kaynaklı. Bayağı bir mesaj da birikti. Sağ olsunları yazıyorlar. Selamünaleyküm Tarkan abi. Karabük'ten sevgiler, saygılar. Seviliyorsun Erdar'ım. Sporun her dalında varsın maşallah. Bizim de görevimiz zaten her dalından başarılı insanları kanalımıza çıkartmak. Duran birinci Nurullah Kaptan'a ve sana çok selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Duran birinci. Veli hocam selam hocam, iyi yayınlar herkese selam. Basit Temel iyi yayınlar, hepinize selamlar. Kadriye kızımızı çıkardığınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bayanları olan
bayanlara olan bayanları çıkarmanızdan dolayı tebrik ediyorum diye yazmış. Fazla da okunmuyor. Hazarım selamlar. Akraban herhalde değil mi hocam? Hazarım. Muhsin hocam iyi yayınlar. Üstadlar Tarkan Candır konuklara saygılar. Teşekkürler Muhsin hocam. Sedat abi için yapmış olduğun her şey için teşekkür ediyorum. Hastalığından vefatına kadar. Bilhassa Şevket Varan kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Bugün mezarın açılmasından tut, yapılmasına, oradaki insanlarla ilgi alakadan Muhsin hocayla Şevket Varan'ı bu konuda tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allah ailenizde bağışlasın. Size teşekkür ediyorum. Cevdet abi hayırlı yayınlar diliyorum. Cevdet abicim çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Tarkan abi, Hakkı Solak kardeşim. Teşekkür ediyorum. Buradan başka. Yıldıray abi çok teşekkür ediyor. Sana ve Kaptan Nurullah. Gül Karamanoğulları iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Abuzer Metin iyi yayınlar kral ve de büyük kaptan, iki güzel insan. Hakan Bal güzel transferler var mı yazmış. Selci Üç, Nurullah kardeşime selamlar. Serkan Uçak, Serkan'ım seni özledik kardeşim, Fransa'dasın. Koronaya yakalanmadan gel kardeşim buraya. Murat Açıkalın iyi yayınlar. Tarkan abi, Nurullah abiye selamlar. Aleyküm selam. Ömercan Muhsin hocama selamlar söylüyorum. Tarkan hocam ellerinizden öpüyorum. Eyvallah Ömer'im, kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Evet Kadriyeciğim. Sıkılmıyorsun değil mi? Yok, sıkılmıyorum. Sen hangi takım tutuyorsun Kadriye? Tabii Mersinli olduğum için ben de Mersin İzmir'den tutuyorum. Nerelisin aslen? Aslen Vanlıyım. Vanlı mısın? Evet. Vay, Vanlıyım, Şanlıyım. Evet. Van Spor'u hiç takip ediyor musun? Bilir misin Van Spor'u falan? Yani bilirim tabii ama takip etmiyorum. Rıdvan Dilmenli hoca oldu, Giray Bulak oldu o zaman hoca. Orada bizim Zeki diye bir kaptan kardeşimiz var, oranın çocuğu. Van da istenilen yerde değil. Van Spor'da yıllarca Tunç oynadılar. Tunç Beyram oradaydı. Sen. Tunç oradaydı değil mi? Tunç kardeşimize. Başarılı bir sezon geçirdi o da. Evet, evet. İnşallah onlarla alakalı da İçel İdmar'da bir tasarrufta bulunursa bizler mutlu oluruz. Bundan sonra planlamanda, kariyer planlamanda öyle bir ne var? Neler yapmak istiyorsun mesela? Yani şu an planlamamda herkesin hayali, her sporcunun hayali olduğu gibi benim de olimpiyatlara katılmak. Olimpiyat barajı da 1.96. Ben de inşallah geçeceğime inanıyorum. Sadece inanç yeterli midir Kadriye? İnanç tabii ki. Sadece diyorum. Sadece inanç yeterli değil de. Evet. Sonuçta emek harcıyoruz. Herkes emek harcıyor. Emeklerin karşılığını almak için ve olimpiyatları hak eden herkes gidecek ben inşallah. Mesela ben şunu merak ediyorum. Atletizmde antrenman planlamasıyla alakalı söylüyorum. Mesela futbolda var iki tane değerli. Nurullah da tabii artık bizim için hoca adayıdır. Çünkü o da yıllarca oynadı. En kısa zamanda futbolu bıraktıktan sonra devam edecektir. Muhsin hocam zaten akademisyen, biliyor. Mesela antrenman planlamasında o barajı aşabilmek için ne tür antrenmanlar yapılıyor? Ya da yani mesela ben hani biraz espriyle karışık da olsa mesela yardımcı ilaç anlamında söylüyorum. Doping anlamında söylemiyorum. Size katkı sağlıyor mu? Mesela ilaç kullanmak zorunda mısın? Hani beslenmenin yanında dopingden bahsetmiyorum ama. Normal doğal ilaçlar. Bir de buna sponsorlar da lazım. Evet, tabii sonuçta ki. Bunlar paralı. Kesinlikle. İlaç anlamında. Mesela bu konuda çok pahalı sonuçta. Ne söylemek istiyorsun? Yani antrenman planlaması konusunda yani hazırlık döneminde özellikle yani iyi ergojenikler almak lazım. Ne almak lazım? Ergojenik. Ne demek yani hocam? Protein tozudur. Anladım. NOX, BCA bu tarz şeyler. Yani zaten... Beslenmeyi destekleyecek şeyler. Evet, beslenmeyi destekleyeceksek ama ben kesinlikle doğaldan yanayım. Yani normal besinlerden onları zaten alabiliyorsun. Kesinlikle alabiliyoruz. Ama tabii bunlar da yani... Peki sen mesela dünya şampiyonu o dediğimiz doping ilacından kullanıyor mudur hocam? O da senin gibi doğal mı besleniyor? Yani ben bilmiyorum orasını yani doğal beslendiğini de sanmıyorum aslında. Avrupalıların çok doğal beslendiğini düşünmüyorum. Doping alıyor olsa zaten dünya şampiyonasında dünya geçerliliği şeyi olmaz herhalde. Geçerliliği olmaz. Geçerliliği olmaz. Yani her ben şunu öğrenme amaçlı söylüyorum. Biz tabii futboldayken zamanında çok doping testlerine kura çekerlerdi hocam bizde. İki kişiye denk geldin hala hatırlıyorsan. Öyle. Hala öyle. Hala mı öyle? Tabii. Var değil mi öyle var, bir şey? Var. Şimdi şansına yani dopingte adam doping yapmamış ya da doping yapmış adam bana diyor çıkmaz mesela kurada bir çıkıyor eyvah diyor yandık diyor mesela. Bizim zamanımızda öyleydi. Hala aynı şekilde. Mesela doping testi sizde mecburi mi mesela? Bizde mecburi, bizde her yarışmada yapılır yani. Bizde öyle de mi? Kura çekilir mesela. O kötüymüş o zaman. Yarışmada mesela şey yaparlar. Birinciyi ve beşinciyi alacaksınız derler doping kontrolüne. Direkt alırlar onları zaten. Yani çünkü
etken madde olmadığı sürece de hani şimdi mesela Nevin Yan'ın bizim gururumuz, doğru mu? Ama evet, maalesef etken bir maddeden dolayı sıkıntı yaşadı. Yani kullanması lazım mıydı bilmiyorum. Yani ben atlet olmadığım için soruyorum. Keşke kullanmasaydı ama acaba doğal yollarda o başarıyı elde edebilir miydi? Ben onun merakındayım. Ya ille bu etken madde kullanılmalı mı hocam? Yani Avrupa şampiyonu olmak için ya da dünya şampiyonu olmak için acaba bu maddeyle alakalı bir insanların sıkıntısı mı var, fazlası mı var, artısı mı var? Mesela ben dediğim gibi ben hayatım boyunca hiç öyle bir etken madde kullanmadım futbolcu döneminde. Karaciğerime sıkıntı yaratıyordu. Evet. Ama ben Avrupalıların bu konuda kullandığını düşünüyorum. En azından kamufleme ediyorlar. Ama atletizm branşında her branştan önce bildiğim kadarıyla, senin de söylediğin kadarıyla kontrol olduğu için zordur. Sonra belli bir yerden sonra çıkıyor çünkü. Tabii. Evet. Şeyi de alıyorlar, doğru mu? Madalyayı da alıyorlar. Kesinlikle madalyayı aldığın bütün ödülleri alıyorlar. O yüzden yani burada tabii ki sen sıkıntı yani. Örnek modelsin hocam, o yüzden söylüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Doğal yolla beslenen, başarılı olan bir insan olduğun için de biz senin başarılı olacağına inanıyoruz. Ama mesela bir kanal olarak ya da bir sponsor anlamında acaba biz sana ne sunabiliriz? Ne konuda yardımcı olabiliriz? Buraya çıktığın zaman lütfen bunu da anlat. Sana ne lazım mesela? Yani sporcunun zaten en büyük eksiği sponsorlarının olmaması. Yani bir sponsorum olsa mesela benim çok daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Mesela sponsor sana ne katar? Yani maddi olarak. Kesinlikle maddi olarak kıyafettir. Çivili ayakkabıdır. Bizim biliyorsunuz çivili ayakkabılar çok pahalı oluyor. Pahalı mı? 800, 900, evet. 1000 lira arasında o değişiyor kadar yani. Işte. Bizim 3 milyar, 5 milyar var değil mi en son Nurla? Krampanlar. Biz en son kupa mandayel giyiyorduk, bilmiyoruz. Değişiyor, teknik branşlara göre değişiyor bu. Yani sonuçta bu sponsorluk. Ha, tabii bunlar önemli yani. Peki sen bir milli bir sporcusun, sponsorluk konusunda mesela herhangi bir belediyeyle, herhangi bir şeyle görüşme halinde olmadın mı? Hiçbir görüşmem olmadı. Neden? Pasifize mi oldun kendi kendine? Evet, ben şey yapmadım, hani güzel bir başarı elde ettim. Hani Türkiye şampiyonluğum var, Balkan şampiyonluğum var, Avrupa finalistiyim. Aynı zamanda üniversiteye gittim geçen yıl İtalya'ya. Orada da dünya altıncılığım var. Yani madalya almam lazım gerçekten benim iyi bir sponsor bulabilmem için. Ben niye burada konuşmak istiyorum biliyor musun hocam? Şimdi sen spor branşın çok bilinen bir branş değil. Biz seni buraya çıkarttığımız zaman yanlış anlama. Bizim de bilmediğimiz şeyler var. Sen bize anlat sponsor, yani bu program sana faydalı olsun, katkı sağlasın. Yani bizi tanımak, insanların tanımasının yanında yarın çıktığın zaman işte Kadri hocam, işte ben senin sponsorun olmak istiyorum. Sana yardımcı olmak istiyorum. Yani bugün bir milli atlet var Muhsin hocam burada. Sen tabii atletizmle alakalısın çünkü birazdan senin görüntülerin de gelecek. Evet. Atletizm çok önemli. Orada koordinasyon hareketleri olsun, çabukluk hareketleri olsun. Şimdi bu kızımız da dediğin gibi yani bir sponsora ihtiyacı var. Bu sponsor ona katkı sağlayacak. Hem moral motivasyon açısından. O yüzden hani ben istiyorum ki burada çıkıp geldiğin zaman bir şeyler anlat lütfen. Yani biz gevezeyiz hocam, çok konuşuyoruz ama sen konuş burada. Sen anlat ki insanlar sana yardımcı olsunlar. Sağ ol, benim tek amacım o. O yüzden konuş yani. Teşekkür ne istediğini anlat bize, söyle. Bilelim yani. Seni olimpiyatta bizim de bir katkımız olsun şampiyon. Sağ ol, teşekkür ederim. O yüzden konuşabilirsin bu konuda. Sağ olun. Evet Nurlaç'ım, Tarsus İdmar'dan girdik. Mersin İdman Yurdu dedik. Mersin İdman Yurdu'nun yok oluşunda sen de çok büyük üzüntüler duyduğunu inanıyorum. Peki o dönem içerisinde elinizden bir şey gelmiyor muydu? Yani sen mesela kaptanlık yaptın, ben her zaman söylüyorum. O dönemin içerisinde de sen vardın. Evet. Mesela hiç oynamayan futbolcular geldi. Doğru mu? Doğru. Adama 2 trilyon para verilmiş Mersin İdman Yurdu'nda. Adam oynamıyor. Mesela buna karşı çıkabilir miydin sen bir Nurullah Kaya olarak? Şimdi benim oynadığım, abi senin bahsettiğin dönemlerde Süper Lig dönemiydi. Evet. Orada biliyorsun ki hocaların, kendi yöneticilerin olduğu bir durum. Oraya çok müdahale etme şansın olmuyor. Ama son Mersin İdman Yurdu'nun işte batmaya yakın olan döneminde, batmaya dedim terk edilmiş olduğu dönemde bazı şeylerin yapılmaması adına önüne geçmeye çalıştık tabii ki de. Bazı oyuncuların işte satılıp bunun farklı çıkarlar doğrultusunda kullanılacağını bildiğim halde ben bazı şeylerin önüne geçmeye çalıştım ama bu benim tamamen kişisel tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Koskocaman şehir, herkes arkasını dönmüşken bir tek şeyi sadece ben yapamazdım. Ben de zaten burada kalan son oyuncuydum. Artık bazı şeylerin benim dışımda geliştiğini görünce
ben de açıkçası terk etmek zorunda kaldım. Ama üzülerek, dediğim gibi en sona kadar bekledik. Baktık ki işte herkes arkasını dönüyor. Belediye başkanı, valisi, bilmem neyi, yöneticileri. Burada benim de şahsi olarak yapabileceğim... Peki İçeri İdman Yurdu'nun varoluşuyla alakalı düşüncen ne? Şu anda bir İçeri İdman Yurdu'nun varlığı var. Biliyorum Mersin Mardin'in yerini tutmayacak. Hı hı. Çünkü bizim ruhumuzda bir mi lafı var. Evet. O ablem belki gidecek yarın bir gün. İçeri İdman Yurdu'nun varlığı hakkında ne düşünüyorsun? Yani doldurabilecek mi? O boşluğu doldurabilecek mi? Destek olunmalı mı? Mesela bir eski kaptan olarak bu konuda fikirlerini alalım. Ben şahsi fikrimi de söylüyorum burada. Nurullah Kaya'nın Mersin İdman Yurdu, yani İçeri İdman Yurdu'na gelip kaptan olarak burada abilik yapmasından yanayım. Bu ve birkaç benzeri daha Mersinli kardeşimiz var. Burada Nurullah Kaya'nın iyi bir abi olacağını düşünüyorum. Takıma sahip çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Nurullah Kaya'nın ben paraya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Hani paracı bir insan değil. Bana şu parayı verin, vermezseniz gelmem. Onun gönlü zaten zengin de. Tabii profesyonel bir futbolcu sonuçta. Ben Nurullah Kaya'nın İçeri İdman Yurdu'na gelmesinden yanayım ama Nurullah Kaya İçeri İdman Yurdu hakkındaki düşüncelerini de öğrenmek istiyorum. Şimdi ben kulübün ilk oluşum aşamasında bile şu şekilde vardım. Yöneticiler işte Ümit, bizim çok yakın arkadaşımız Saltık, Vedat yine yakın arkadaşımız. Gerçekten çok başarılı birkaç yıl geçiriyorlar kendi adlarına. Hem kafalarındaki olan şeyi yansıtma adına ilk konuştuğumuz zamanlarda hem de uygulamalı şekilde şu gün baktığımız zaman çok başarılılar. Mersin İdman Yurdu'nun yerine geçer mi dediğimizde de tabii ki de biz hani yıllarımızı verdik bir kulüp, İdman Yurdu diyorsun, yok olmuş bir kulüp. Bir nebze kalbimizde tabii ki de bir şeyler yok diyor buna. Evet. Ama şöyle de bir gerçek var, artık Mersin İdman Yurdu yok. Ve bu takımda, bu şehirde bir profesyonel takım olmadan yaşayamaz. Yani eğer şu İçeri İdman Yurduysa, şehrin merkezinde yaşayan takım, buna herkesin sahip çıkması gerekiyor. Yani bir idman yurduna yapılan İçeri Spor'a yapılırsa bu şehrin dinamiklerinin hatası olur. Ki zaten batmasında da onların büyük bir etkisi vardı. Yani ne olursa olsun, hangi camialar olursa olsun, şu an profesyonel takımımız İçeri İdman Yurduysa buna sahip çıkılmalı diye düşünüyorum ben. Peki senin burayla alakalı bir tasarrufun var mı kaptan? Yani çünkü çok soruyorlar hani Nurullah. Ben ilk geldiğim zaman yaklaşık olarak yani bu memlekette bir biliyorsun bir hemencilik bir kamuoyu oluşturulur. Evet. İşte Nurullah gelsin, Tarkan gelsin, Hasan gelsin hani böyle bir şehir efsanesi dolaşır böyle. Senin böyle bir tasarrufun var mı ya da gelecek planlamanda acaba hani ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de senin gibi abi karşılaştığım birçok insan işte İçeri İdman Yurdu çıktı ya sen geliyorsun gibisinden şeyler oluyor. Yani ben Mersin'e olan bağlılığımı zaten yaşamış olduğum uzun yıllardan da göstermiş bulunuyorum. Hani bu biraz klişe olacak ama üzerimize düşerse geliriz gibisinden demeyeyim de tam olarak şöyle, biz de profesyonel insanlarız. Tabii İçeri'nin çok başarılı yerlerde olmasını da istiyoruz. Burada olmasam bile İçeri İdman Yurdu'nun üstlerde olabileceği ve benim katkımın olabileceği her türlü platformda olmak isterim tabii ki de. Olsam da olmasam da. Çünkü benim şehrimin takımı ve başarılı olması beni de mutlu ediyor. Dediğim gibi burada olmam veya olmamam bunun için çok önemli değil. Olursak da... Ama oynamayı yani bırakacak değilsin. Yok şu an düşünmüyorum yani, zaten. Devam etmeyi düşünüyorum. Yani sen sonuçta halen fit bir vücudun da var. Zaten faalsin. Evet. 20 yaşındakinden daha fazla antrenman yapıyorsun. Yani görüyoruz. Veteran ligi olsun, ne bileyim koşu olsun, spor olsun hiçbir zaman faal olduğun için de zaten minyonsun sen, zaten yaşını da göstermiyorsun. Onun avantajını kullanıyorsun. Evet, onun için. Yapmak zorundayız abi, sen de yapıyorsun. Usinim, anlat bakalım ya. Bu pomemi anlat, bu nasıl giriliyor bir, yani ben çok fazla bilmiyorum. Ben de öğreneceğim senin sayende ama. Aha. Hani böyle benim soru sormadan sen anlatırsan işte kimler gelir, kimlere haktır ya da puanın için bir puan var mı falan böyle bir biz de bilelim. Çünkü burada çok arayan çok soran da oluyor. Maalesef insanlar bilinçsiz. Evet. Yani bu sonuçta bir ekmek kapısı, doğru mu? Aynen hocam. Şu anda. Evet. Yani bir pomem olsun, bir beden eğitimi olsun kazanmak. Mesela bir kıstasın var mı? Öğrencileri alırken neye dikkat edersin? Böyle bir yani bir genelleme ya, yaparsan hocam. Şöyle söyleyeyim. Pomem zaten üniversite mezunları için yapılan bir sınavdır bu. Lisans ve ön lisans, yani 4 yıllık ve 2 yıllık
üniversite bitiren öğrencilerimizin başvurduğu bir polislik alımıdır. Bunda lisans için 60 puan gerekiyor KPSS puanı olarak. Ön lisans için 65 puan gerekiyor. Bunun alım şeyi de %25 spor, yani spor mülakatı dediğimiz parkur, %25 KPSS puanı, %50 sözlü mülakatı olarak, yani %100 üzerinden değerlendirme yapılıp alımı yapılıyor. Biz de bu işin spor, yani mülakat aşamasında parkura hazırlıyoruz. Artı gelen adaylara yardımcı olmak anlamında şu anda ben hocam kadar... şeyi de ekrandan da izliyoruz. Hı-hı. Cengaverler çalışıyor baksana. Evet. Nurullah hocam sen de çalıştın mı böyle? Ciddi mi söylüyorsun? Sen hocam? Yok ben çalışmam. Sen millilikten mi girdin? Oh şanslısın hocam sen. Evet şu anda yani anlatacağım sen dinliyoruz evet. Orayı da izliyoruz ya. Aynen. Futbolcu gibi baksana hepsi. Şey takla atmışlığımız çok var. Çok iyiler ya. Yani mecbursun. Bunlar BESYO grubu. Beden eğitimi sınavları. Çünkü her parkurda en az bir 8-10 hareket oluşuyor. Bazı parkurlar 5 hareketten oluşuyor ama yorucu oluyor. Tek tek yaptığın zaman kolay da bütününe indirdiğin zaman bayağı bir yorucu oluyor. Çünkü Muhsin hocam şöyle bir parkurun içerisinde kaç tane istasyon var? Hocam her üniversitenin kendine özgü bir parkuru var. Kimi tamam. Üniversitelerde... Hocam bazı saçma hareketler var ya görüyorum duvara bir şey atıyorlar öyle. Temiz gerek topu var o duvara? Nereden bulmuş? Kim çıkartmış? Voleybol topu. Bazı üniversiteler basketbol topu attırıyor. O da nedir? El göz koordinasyonu için yapılıyor aslında parkurda da. Hani normalde aslında bu sınavlar tam anlamıyla dört dörtlük bir sınav olarak yapılmıyor. Yani yapmış olmak için yapan üniversiteler dahi var. Mesela İllinois test dediğimiz bir test var. Bu sene üniversitelerin çoğu bu pandemiden dolayı buna döndüler. Bir 20 saniye, hatta 20 saniye bile değil, 18-21 saniye arasında bir zamana mal oluyor. Şimdi basit olduğu için de ne yapıyor? Sporcuyu tam anlamıyla iyi irdeleyemiyor, seçemiyor. Sadece ben sınav yaptım. Burada önemli olan ne oluyor bu sefer de? TYT puanı. Varsa sporcu özgeçmişi baz alınıyor beden eğitimi için. Mesela lisanslı futbolculara ekstra puan veriyorlar mı? Şimdi kimi üniversiteler verir hocam onu. Lisanslı. Mesela özellikle bu sene pandemi dolayı birçok üniversite sınav yapmıyor. Sadece sporcu özgeçmişi ve TYT'den aldıkları puana göre alıyorlar. Bazılar da %60 diyor işte sporcu özgeçmişi veyahut da dediğim gibi işte bir parkur koyuyor. İllinois test dediğimiz test koyuyor. Onunla %40 da o diyor ve TYT puanıyla hesaplayıp sınava alıyor. Kimi yerler sadece diyor özgeçmiş gönder. Hocam şu anda mesela şu parkuru kaç saniyede tamamlıyor normal şartlarda? Mesela görüntülere göre anlatabilir şu anda ne yapıyorlar mesela hocam? Mesela şu anki polislik çalışmasıyla ilgili bu cihazı İstanbul'dan getirttim. Ben sınavda yapılan kilo boy endeks ölçümü için getirttim bunu. Tamam. Birçok aday giderken bilmediği için sıkıntı yaşıyor. Ya boyu tutmuyor ya da kilo boy endeks ölçümü tutmuyor. Gidiyor orada elenip geri geliyordu. Bir de cihazı getirttim ben bu sene. Bu da Türkiye'de bir ilktir yani bu cihaz normalde hazırlık kurslarında yok. Özellikle getirttim. Bazıları geliyor mesela 3 santim boyu kısa çıkıyor. Yazık günah bir sürü emek veriyor. Maddi manevi olarak hazırlanıyor gidiyor. Daha sağlığı geçemeden geri dönüp geliyor. Bunların önüne geçmek için biz de cihazı getirttik. Bayağı da faydası oldu. En azından burada duruşunu gösteriyoruz. Tekniğini anlatıyoruz. Gittiği zaman orada herhangi bir heyecan yaşamadan tekniği uygulayıp geçebiliyor. Ne kadar hocam bu alet şu anda? Şu an 3000 liraya aldık hocam bu aleti. Öyle mi? Evet. Ya şu an mesela polisi yaptığımız dönemde birçok insan bilmiyordu, yapmıyordu bile. Şu zor hocam ya, şu biraz önce atladın ya. Evet. Orada adam ayağı... O bizde Mersin Üniversitesi'nde de vardı bizim evet, girdiğimiz sen. Evet, zamanında vardı. Şeyde var mı? Sınavda var mı? Sınavların çoğunda var hocam. Var özellikle mı? Bu hareketi koyuyor. Mesela ben onu şeyde Ali Hoca'da da gördüm, spor salonuna gitmiştim bir kere. İki kere atlayayım dedim, ayağımın kenarına vurdum mesela. O da bir teknik istiyor. Onun bir tekniği var işte Muhsin Hoca. Vardı bir tekniği hocam. Tekniğini gösterdi hocam. Basamaklamasını gösterdiğiniz zaman rahatlıkla yapılıyor o. Hocam burada anaerobik ortama girdin mi hocam? Burada hocam. Oksijensiz ortama girdin mi? Şu anda hocam kendi örnek yapıyor ya. 7 hareketten oluşuyor parkur. Bir sınavın parkuru. Öğrenciler çıkarken dedim onlarla birlikte bir hadi ben size birlikte yarışayım dedim. Sizlerle. Hem onları motive etmek anlamında hem de kendim antrenman olsun diye yapıyorum. Hocam onlar gençler baksana. Hocam bu şartlarda sınavı kazanamazsın. Çok ağır ilerliyorsun. Aynen doğru. Şu an mesela 7 hareket mi var hocam orada? Tahmini ne kadar var? O sınavda 7 hareket var. 7 hareket. Burada peki, mesela takla çalışıyoruz. Çocukların taklaya girerken hem patlayıcının hem de becerisini takadan sonra ayağa kalkıp bir sonraki harekete geçişini sağlamak için
becerikli hareketten harekete geçişleri daha kontrollü sağlamak için yaptırıyor bunu. Aynı zamanda çabukları da gelişiyor burada. Tam puan ne kadar? Kaç saniye? Genelde sınavlar çan eğrisi dediğim sistemi kullanıyor hocam. En iyi puandan en kötüye doğru sıralıyor. Veyahut da şöyle diyorum, en iyi de sıralıyor. En iyi yapan 60 dereceyi baz alıyor. Bazı üniversiteler alım sayısının 3 katını değerlendirmeye alıyor. Bazı üniversiteler 2 katını değerlendirmeye alıyor. Mesela bu ayın 12'sinde Osmaniye'nin sınavı var. Oraya öğrenci götüreceğiz. Orada mesela sadece diyor ki en iyi yapan 60 dereceyi hesaplamaya alacağız. Geri kalanın hepsi elenip gidecek. Allah Allah. Peki şu anda Türkiye'de kaç sınav yerinde şu anda akademik sınav var? Mesela beden eğitimi için kaç tane şehirde şu anda sınava giriliyor? Hocam hemen hemen beden eğitimi olan bütün üniversitelerde sınavlar oluyor. Ne kadar? Sadece ne kadar Kocaeli, Sakarya bunlar şeye döndüler, tercihe döndüler. Bu sene bir iki üniversite daha döndü tercih olayına. Ne demek hocam tercih olayı? Yani TET tercihiyle giriyor. Mesela yöneticilik bölümü önceden yine şey olarak alınıyordu, yetenekle alıyordu. Onlar bazı üniversiteler yöneticilik bölümünü yine tercihle almaya başladı. Yani TET puanıyla, diploma puanını hesaplayarak almaya başladı. Bildiğim kadarıyla çok büyük başarı oranıyla oynuyorsun hocam. Ben hocam bugün polisikte bu sene Türkiye şey birincileri hem spor olarak. O gün özür dilerim hocam. Kuma idmana sokmuş. Dedim ki bunlar nasıl adam dedim ya. Yani hatta dedim ki bazen kızıyorum dedim. Skip hareketi yapacaklar. Tamam mı? Hoca bağırıyor ama hani hocanın göstermesi lazım. Rol model. Biraz önce rol model oldu ya. Ben hocalara ondan kızıyorum. Futbolda da öyle yok mu hocam? Adam topa vuruyor. Oha diyor mesela. Ya kardeşim oha diyeceksin adama. Adama gol vuruşu şeklini göster. Ayağını göster. Şöyle vurur. Topun üzerine yatarsın. Hoca göstermeyince göstermediğin bir şeyi nasıl futbolcudan isteyebilirsin? Evet. Çok büyük sıkıntı. O yüzden hocanın şey idmanı vardı. Buraya koymadık. Sahilde muhteşem bir antrenmanı vardı. Dedim ki hocam bunlar var ya 3 günde kendine döner. Hocam dedi öyle deme. Hepsi kazanıyor dedi. Dedim ki kazanıyorsa sen Messi'sin hocam dedim bu işi. Çok iyi. Yani büyük bir şey yani. Doğru mu hocam? Vallahi hocam yani çok şükür kazanma konusunda bayağı başarılıyız. Yani özellikle bu bölgede. Mesela polisite bu sene hem spor mülakatı olarak hem de liste olarak Türkiye birincileri benim öğrencilerdi bu Maşallah. Sene. Maşallah. Önceki sene kızlarda, erkeklerde hep rekorlar benim öğrencilerdeydi. Yine son 5 yıldır nasıl diyeyim size Türkiye derecelerine ambargo koyduk özellikle polislikte. Zaten beden eğitiminde geçen sene sadece Mersin Üniversitesi'ne 35 tane öğrenci yerleştirdik. Yani giren sayısı o kadar. 50 kişi alıyorlar zaten. Yok şu an kontenjan yükseltildi hocam. Antrenörlük, güvençlik ve rekreasyon bölümleri açılarak 115-120 civarında alım var. Bunun 35 tanesi benim öğrencimdi. Yedekten de bir 3-5 kişi de sıra geldi de onlar başka üniversiteyi kazanınca oraya gittiler. Adana olsun aynı şekilde. Yani Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz. Tabii bu yerleri belirlerken de nasıl belirliyoruz? Elimize gelen öğrencilerin ilk önce yapabilik durumuna bakıyoruz. Elektronik aletlerle parkurlar üzerinde ölçümler yapıyoruz. Daha sonra TET puanı, diploma puanını, bunların başlangıçlarını hesaplıyoruz. Ve hangi üniversitede şansı varsa parkurlardan deneyip ona göre sınavlara götürüyoruz hocam. Bu da bir meşakkat istiyor. Bayağı bir uğraş istiyor. Şu zaten bir aydır doğrudur eve bile gidemiyorum işin gerçek tarafı. Biliyorum hocam. İnanıyorum. Bir de senin şu yönün güzel. Beraber de konuşmuştuk bugün. Hani dershanesini her şeyi onu da anlat hocam. Bu sene özellikle bir 20-25 civarında öğrencimiz TET sınavı puanına takılıp elendi. Yani 150 barajını geçemedi. Bu sene ben farklı bir şey getirdim Mersin'de. Bu da bir ilk olacak. Hem ders konusunu hem spor konusunu. İkisini bir dershane çatısı altında birleştirip hem antrenmanını hem de dersini takip edeceğim. Bir dershanede sınıf oluşturup öğrencilerin TET ve spor ikisini bir arada götürüp daha başarılı bu elemeyi bir dershaneyle anlaşacaksın. Anlaştık bu. Dershanemizle de anlaştık. Uyum çok önemli ya. Ya şimdi bir arada olduğu zaman en azından ben de takip edebiliyorum. Çünkü bazen öğrenci hocam ben dershaneye gidiyorum diyor ama 10.000 lira 15.000 lira dershanelere yazılıyor. Şimdi takip olmadığı zaman ya da öğrenci başında biri olmadığı zaman çalışmıyor. Derse giriyor çıkıyor. Derse giriyor çıkıyor sadece. Ama burada ne yapıyor? Biz sıkıştırıyorsun. Ha. Bak şu TET puanı çekmezsen boşta kalırsın. Antrenmanla bunu anlatıyoruz. Önceki bunda mecburiyetin var mı Muhsin hocam ya? Hocam mecburiyetim yok ama annenin babanın bu iş olması nasıl değil mi? Bizim için bir sevda oldu. Aşk bir şey yani şu an. Bizim yaptığım işi çok seviyorum mesela. Hani gelen öğrenciyi de kaybetmesini istemiyorum. Özellikle kazandıktan sonraki o maneviyatı benim için çok farklı bir şey.
Hani yoksa hadi tamam maddi kazanç için bu işi yapıyoruz. Herkes belli bir kazanç sağlamak için bir iş yapıyor ama. Yapacaksın hocam, emek veriyorsun. Bunun maneviyatı gerçekten çok farklı bir şey. Kesinlikle. O ailesinin orada kazandıktan sonraki görüntüsü, o öğrencinin gelip sana sarılışı, yaptım kazandım demesi hayatı kurtuluyor. Hocam Alişan Ocak'la sen çok iyi işler yapıyorsunuz. Allah razı olsun sizden. O da çok başarılı, o da bizim abimiz, dostumuz. Aynen hocam. Sonuçta insanlar kazandıktan sonra... Farz misal 1000 lira mı hakkın, 2000 lira kardeşim verin ya. Bu futbolcu gibi hocam ya, futbolcuya hakkı ya. Adamın hakkını vermiyorsun, adam ondan sonra icraya veriyor takımı. Niye verdin? Abi adama ver parasını ya. Bak İlhan Cavcı, Allah rahmet eylesin, benim başkanımdı. Abi 10 lira mı? 10 lirayı verir ya Nurullah. Yani 9 lira vermez ya adam. Ama 10 lira var ya, piyasaya göre o kadar düşük ki 10 lirayı veriyor. Bizde yani öyle vaatlerde bulunuyorlar ki hocam aklın durur. Kazandıktan sonra telefon numarasını değiştiriyor. Annesinin babasının telefondan engelliyor. Ya, bir daha ulaşmayalım diye. Ya. Ve işte bak, şunu hiç unutmam hocam. Adana'da bir öğrenci, yani normalde kazanamayacak bir öğrenci. Kazandırdık. Bir miktar ödeme yapacak. Aidat da ödemem. Şey, ödeme yapacak. Bir baktım telefon çaldı. Hocam ben sana para vereceğim, dediğim yere gel. Şaka gibi. Dedim, oğlum dedim, antrenman yerimiz belli, salonumuz belli, buyur gel dedim. O parayı vermemek için tehditle geliyormuş. Hayda. Diyorum ya, nelerle karşılaştı hocam bu işte. Şimdi mesela geçen sene 150 puan, puan mı? Normalde THT'de puan dedi yani. Normalde 4 yıllık baraj puanı 180. 151 puanla geçen sene Mersin Üniversitesi'ne öğrenci yerleştirmişiz hocam. 4 yıllık bölüm ve öğretmen olacak bu 151 puanla. 15 tane soru sadece cevaplıyor bu kişi. Ve inan... şöyle söyleyeyim size, babasıyla konuşuyorum, telefonu yüzüme kapatıyor. Öğrenci zaten her yerden engellemiş. Yani çok şeyle karşılaşıyoruz ama hani ne yapalım, mecbur, bu işi seviyoruz. Bırakamıyoruz da. Sevdiğimiz için yapıyoruz aslında bu işi. Çek senet mafyasına bağlayacaksın hocam. Tamam mı? O da olmuyor hocam. İmza şimdi attıracaksın yeni hocam. Yeni gelen nesil kazanır çok sağlıklı diye gelmiyor çünkü. Yeni gelen nesil çok sağlıklı gelmiyor. Mesela bazıları geliyor. Gerçekten hani maddi açıdan baktığınız zaman bir sıkıntı yok. Bir insanın görüntüsünden, kullandığı eşyasından, elindeki telefonundan anlarsın. Ama bazı adam geliyor, ya gerçekten çoğu zaman giydiği ayakkabısı bile yok. Yani adamın ayakkabısı yok. Ya bazen inan antrenmandan kendi ayakkabım olmuyor. Malzeme odasında benim ayakkabı var, onu giy diyorum. Onunla çık diyorum, kaymasın ayağın diyorum. O adam giriyor, yömeğe giriyor, çalışıyor, didiniyor, getiriyor, ödemesini yapıyor. Öbür adam yapmıyor. İmkanı olan getiriyor. Yapmıyor hocam. Kaçıyor. Ama her işte olduğu gibi bizim de zorluklarımız oluyor. Şu mesajları tekrar biraz okuyalım. Ahmet Ağamoğlu'na Muhsin Hocam'a sevgiler. Ömercan Çukurova Türkiye'de tek. Çukurova Besu'ya saygılar, sevgiler. Ellerinizden öpüyorum hepinizin. Eyvallah Ömer kardeş. Mustafa Can Kandemir, kaptan bekliyoruz seni diyor. Emire Çatak, öğrencilerini hep destekleyen ve arkasında duran Muhsin Hocam'a saygılar ve sevgiler. Teşekkürler Emire. Akgün Başkan, kaptan sevgiler. Allah razı olsun. Mithat Ertaş, iyi yayınlar, selamlar, saygılar. Mithat abicim seviyoruz seni. Bugün Sedat abinin cenazesinde Asya Kefe'yi görmekten de mutluluk duydum. Yani görmediğimiz bazı kurumlar da vardı maalesef. Üzüldüm. Yani cenazede bazı kurumların olması lazım. Sonuçta bu insan Mersin Mardun'da camiasında çalışmış bir insandır. Orada herkesin olması lazımdı. Aynen. Ben kınadım resmen bu konuda. Açıkça söyleyeyim, bazı konularda da rahatsızlığımı dile getiriyorum. İnşallah yanılgıya ben düşmüşümdür. Bir işleri vardır. Onun da arkasında duracağız. Yakup Başkan, sevgili Tarkan Hocam, konuklara iyi yayınlar ve başarılar diliyorum. Yener Gültekin, buradan Muhsin Hocam'a bol selamlar. Mersin'in Kral Besyo Koçu Muhsin Aydemir'dir. Eyvallah. Yakup Hocam, Tarkan Hocam, WhatsApp'a bakar mısın? Bakarım Yakup'um birazdan. Mehmet Gencer, Tahsin Üzman Kongresi'nden ne haber? Kaptan, daha kongre 12 Ağustos'ta falan herhalde bildiğim kadarıyla. Ya şeyi duydum ben de, dernek olduğundan kaynaklı bu tarz şeylerin pandemiden dolayı yasaklandığını duydum ama doğru da olmayabilir. Olabilir, olabilir. Tekrardan bu arada benim için çok değerli olan, buradan Duygu Hanım'a çok sevgiler, selamlar iletiyorum. Yakışıklı olan Araf'ın da benim yeğenim, birinci yaş doğum günü. Araf'cığım buradan seni çok öpüyorum. Duygu'cığım buradan sana selamlarımı iletiyorum. Araf'ı da benim için öpersin inşallah. Benim yeğen bir yaşına varacak inşallah. Buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum.
her şeyi gönlünce olsun. Biraz büyüsün de işte burada bir Nurullah abisi var. İşte Muhsin hocam var. Ya beden öğretmeni olur. Nurullah abisi onu futbolcu yapar. Olmadı İnşallah. Atletizm hocamız var. Evet. Burada 3 tane hocamız var. Duygucuğum buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum sana. Programı da izlediğini biliyorum. Ayrıca Gamze ve Aysun Hanım'a da buradan selamlar. Yüzüme hocam onlara emanet ettim buradan. Bugün selamlarımızı ileteceğim için söz verdim. Onlar da bizim fanatik izleyenlerden. Bugün seninle de beraber evet, gittik sağ olsun. Gamze çok selamlar. Aysun emeğine sağlık. Buradan her zaman söylüyorum. Mevlana gibi şu anda karşıdan suratın parlıyor ama bu bir ozon tedavi denen bir şey var. Ozon tedavi. Güneş lekesi denilen bir şey. Buradan tüm sporcu kardeşlerime söylüyorum. Muhakkak güneş lekesi için krem kullanın. Biz kullanmadık futbolcuk dönemlerimizde. O yüzden de böyle cebelleşiyoruz. Karşıdan böyle Allah rahmet eylesin ölmüş gibi hissediyorum kendimi. Karşıdan bir parlaklık geliyor ama kanalda yapacak bir şey yok. Güneş lekesi inşallah bir aya kadar da makro buradan ailesine selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi. Diyap Erdem teşekkür ediyorum kardeşim. Kamil Nurgül Kaçan iyi yayınlar hocam herkese aleykümselam. Muhsin Hoca görevimiz demiş. Hocam görevimiz değil aslında da insanlık diyelim buna. Allah razı olsun. Şevket Başkan Allah razı olsun. Serkan Damla kardeşim gereken yardımları yaptı sağ olsun. O da bizim dostumuz. Yardım eden çok kişi var da ama cenazesinde o insanları göremedik. Bilmiyorum yani orada daha fazla insan olmalı diye düşünüyorum. Doğru mu? Aynen. Yani bugün Muhsin Hocam da oradaydı. Ya toprak atacağız mezara. Ya doğru mu Muhsin? Aynen, kimse toprak atmıyor ya. Üstü kirlenir diye ya. Ya nasıl bir insan olduk biz ya? Biz nasıl başkalaştık ya? Yani Allah'ım ya toprak atsan kirlenecek mi ya? Ne olacak ya? Biz programa katacak bu kıyafetlerle gittik orada neredeyse. Yani toprak attık. Ne olacak ya? İnsanlarımızdan artık yani insanlığımızı da kaybediyoruz maalesef. Ya ölümlerde bile artık kulis çalışmaları var hocam ya. Adam ölmüş orada. Orada hocalık peşinde olan insan var ya. Transfer taksitlerini anlatıyor. Transfer politikasını anlatıyor. Orada ne bileyim işte amatörde şu hoca olsun. Yok ben onu yeni adam orada gömüyoruz ya. Dur bir Bismillahirrahmanirrahim bir Yasin'i okusun ya. Ya. Ne bileyim üzülüyorum ben böyle şeylere. Hakkı Solak iyi yayınlar Tarkan abi. Cevzet abicim aynı. Diyap Erdem kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Karabulut kardeşim. Özledik Mustafa Karabulut'u. Mehmet Uysal'ı. Hiçbiri yoklar. Mustafa Karabulut ikiz olduğu için bugün seninle de tanıştırdım. Baba oldu. Biraz sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz bu zamanları. Allah bağışlasın. Buradan da Mustafa kardeşimize selamlarımızı iletiyoruz. Evet Kadriyeciğim. Buradan ailene bir şeyler söylemek ister misin? Bak ailenden hiç bahsetmedin. Evet, benim için ailevi değerler çok önemlidir. Kesinlikle. Ailenle alakalı neler söylemek istersin destek konusunda? Ya buradan ailem, hepsinin ellerinden öpüyorum. Böyle başarılı, böyle efendi bir kız yetiştirdikleri için de teşekkür ediyorum. Hanımefendiliğinden tut, sporcu kişiliğinden örnek bir insansın. Teşekkür ederim. Buradan teşekkür etmek istediğin insanlar da vardır. Onları da öğrenmek isterim. Tabii buradan en başta aileme teşekkür ediyorum beni destekledikleri için. En başta desteklemediler tabii. Sonuçta doğu kültürüyle büyümüş bir doğu kültürüyle ben. Göndermiyorlardı spora. Hani okuldan lise müdürüm, antrenörlerim, öğretmenlerim gelip ailemle konuşarak beni hani ailemi ikna ederek ben spora tekrardan devam edebildim. Yoksa ben şu an ailemi ikna etmeselerdi şu an buralarda olmayacaktım yani. Bu yüzden aileme de teşekkür ederim. Şimdi peki pişmanlar mı? Kesinlikle pişmanlar. Yani evet. Şeyden dolayı. Hani, anladım. Hani eğer yani göndermeselerdi pişman olurlardı yani göndermeselerdi. Yani ama şu an çok mutlular. Sonuçta benim de onlara karşı bir desteğim oluyor. Ben de mesela bir miktar kazanıyorum onlara da veriyorum. Olabilir. Onları da destekliyorum. Süper. Yani bu yüzden onlar da mutlular yani. Ya yani hem katkısı alıyorsun maddi. Kesinlikle. Yani bir de şöyle bir şey. Yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda buradaki programın belki 20 yıl sonra inşallah bekarsın zaten değil mi? Evet. Evlendiğin zaman inşallah çocuklarına, yarın ileride torunlarına bir yani bir anı kalacak. Anı olarak yani kalacak tabii. İnsanlar seni annem şuraya çıkmıştı, kızım buraya çıkmıştı. Onur duyacaklar, gurur duyacaklar. Aynen. Bugün Türkiye'de milli takım formasını giymek kolay bir şey değil. Hani belki sana ve bana nasip oldu bu forma ama evet. Gerçekten herkesin milli takımda oynamasını, yurt dışına gitmesini, o forma altında başarılı olmasını kesinlikle. Çok isterim. Ben de isterim. Tarkanların ve işte kadriyelerin daha çoğalmasını istiyoruz biz. Kesinlikle. Bugün Mersinli olarak ben sana inan en son nesil Nurullah'tır. Bak Nurullah'tan sonra Mersinli futbolcu çıkmamıştır. Yani bana bir tane söyle.
Nurla ya da varsa hatırlat. Şey için söylemiyorum hani Akhisar'a giden o arkadaşımız Emre Demir dışında iki tane kardeşimiz çıktı da Galatasaray'a giden neydi? Akhisar'da da oynadı. Ayağı kırıldı ya. Muğdat. Onun dışında bana bir tane Mersinli söyleyebilir misin? Tunçları falan saymıyorum. Hani Tunçlar biraz senin jenerasyonun zaten de. Ondan sonra Mersin'de sporcu çıkmamasını neye bağlıyorsun mesela? Bir elektrik koptu yani orada yani. Şey yok. Gidişat iyidir. Şu anda Mersinli futbolcunun, antrenörün ya da kulübün olmamasını neye bağlıyorsun Nurullah sen bu konuda? Ya tabii ki de şehir olarak biraz futbola hani çok fazla verimli futbolcu olmasına rağmen futbola uzak gibiyiz. Hani en basiti tesisler noktasında işte gençlerin özellikle altyapı için en önemli şey tesislerdir. Çok fazla tesis yok. Benim olduğum dönemde bile İdman Yurdu altyapısının göçebe gibi orada, burada, şurada saha buldukça antrenman yapabildiği. Keza abi sen de yaşadın o dönemleri. Altyapının olmaması en büyük sıkıntı. Evet. Altyapı hocalarına verilen değerin hiç olmaması daha büyük sıkıntı. Maaş yok. Hiçbir şey yok. Saha yok. Adamların ulaşımla alakalı sıkıntıları mı dersin, futbolcuyu getirmeyle alakalı sıkıntı mı dersin, sahayla mı, malzemeyle mi? Yani bunlar hepsi bizim Mersin futbolunun noksan tarafları yani. Evet. Yani bunlar tabii ki de büyük olumsuzluk. Bir de vizyon olmayan hocalarım ben her zaman diyorum Nurullah. Bak çok yarın bir gün antrenörlük başvurusu yapacaksın inşallah kardeşim. Abi kebapçıya, köfteciye diploma vermişler ya. Ya harbi söylüyorum hocam öyle deme şimdi. Doğru tabii. Yani ben köftecilik yapamayan doktor olamam. Ben her programda bunu söylüyorum. TFF'nin muhakkak buna bir çözüm önerisi getirmesi lazım. Kriterimiz yani, hiç yok abi. Kriter denen bir şey yok ya hocam ya. Sen şimdi mesela antrenör olacaksın bunu hak etmişsin. Milli bir atletsin. Mesela atletizmde bir antrenörlük alabilmen için bir diplomaya ihtiyaç duyabilmen için ne yapman lazım mesela? Yani birinci kademe, ikinci kademe, ikinci antrenörlük belgelerini almamız lazım. Sınavın var mı? Sınavı var tabii. Bunun şeyi var. Bir haftalık bir seminer dönemi var. Tamam. Nereden başlıyorsun sen? Hangi kademede? Ben birinci kademeyi aldım zaten. Evet. Yani şimdi bu birinci kademeden sonra bir yıl geçmesi lazım ikinci kademeyi alabilmen için. Şimdi benim zaten birinci kademeyi peki, bu yıl aldım. Peki ücretli mi hocam? Ücretli evet. Ne kadar sizin ücretler? Yani birinci kademe 750 TL. Ya sizinki ucuz da bizimki şu anda B'ye Nurullah 6,5 milyar, A'ya 9,5 milyar, Pro'ya 60 mi 70 milyar para istiyorlar. Çok fazla. Yani bugün çalışmayan bir insan bana söyleyin nasıl şey ya yapacak? Zaten işte birçok hocamız da futbolu bıraktıktan sonra normal hayatını devam ettirmek için sıkıntı yaşadığı dönemler oluyor. İşte evet. Senin dediğin belgeyi almak bir yana bir de güncellemek gerekiyor sanırım bildiğim aynen kadarıyla. Bunun için de bir ücret ödenmesi gerekiyor. Güncellemeler var, her şey var. Kriterin aslında bu madde şeylerin olmaması gerekiyor. Yani kriter noktasında. Yani ama doğru. Hayatımız buna dönmüş tabii ki. UEFA C kursuna. Musun hocam da geldi doğru değil mi? Evet, Musun doğru. Hocam da geldi. Ya Musun hocam kimler geldi ya? Hocam ben yani hocam aldığım zaman Adana'da aldım ben futbol antrenörlük belgemi. İnan hani şimdi biz işin meytebi tarafında olduğumuz için hani bazı Latince kelimelerin anlama geldiğini aerobik ya da anaerobik dediği zaman biliyorduk hani kelimenin evet. Hangi anlama geldiğini veya da ne olduğunu biliyorduk. Şimdi soruyor biz mesela federasyonun görevlendi milli takımdan sorumlu hocalarımla ben ve iki tane beden eğitimi öğretmen arkadaşım vardı yani meytepli olarak gelenler 40 kişiydik. Cevap veriyorduk sürekli. Ya döndü oradaki hocalarda da sıkıntı var aslında bu eğitimi veren hocalarımızda da sıkıntı var. Evet. Dönüp bana şunu söyledi. Hocam dedi sürekli dedi bu sorulara cevap vermekle dedi antrenör olmaz. Niye hocam dedim peki ben? Dedim yani işin bilimini bilmek lazım ilk önce. Sen tamam antrenör alıyorsun ama işin bilimi bilmeden bir antrenman yaptırırken niçin yaptırdığını bilmekten sonra hangi kas grubunun çalıştığını bilmekten sonra dinlenme araklarını bilmekten sonra kuvvetli çabukluğu verirken nasıl vereceksin dedim peki bunu. Ki dedim hani tamam sizin dediğinize gelelim. O zamanlar şey aldığım dönemde 2007 yılında aldım ben. Mourinho gündemdeydi. Evet. Yani dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olarak gösteriliyordu. Mourinho'ya baktığın zaman geçmişinde futbol yok. Dedim Mourinho'nun geçmişinde futbol yok hocam Giray oynamış hocam olarak. Giray Bulan da yok. Yani geçmişinde yok ama dedim şu an dünyanın en iyi antrenörü olarak gösteriliyor. Çalıştın peki dedim buna ne diyeceksin? Çalıştım. Yok hocam dedi alaylı olmak da lazım. Evet saygı duyuyorum. İşin içinden gelip kendini geliştirip işin ilmini de bilmini de araştırıp kendini geliştiren antrenörü tabii ki saygım var. Ama biz de bunu biliyoruz diye size şey yapmamanız lazım. Ve inan sınav yaptırır sınavıma bile düşük geldi.
Düşün yani. Hiç işi bilmeyen adamlar 100'de geçti. Ben 70'de zor geçtim. Ne kadar komik hocam. Yani, takınca da takıyorlar. Düşün yani bak. Yani Nurullah yarın bir gün C kursuna İlkerler geldi bize. Biliyorsun o Hatay'da falan oynayan. Adam profesyonel C'den başladı. Ya abi yani normal esnaf bir adam zamanında 5 yıl mı oynamış amatör kümede, yalandan orada lisansı mı çıkmış, bir şeyler olmuş. Adam bir baktım o adamla aynı yerde ya bizim o Trabzonlu İlkerler vardı mesela. Hepsi C'den başladı. Günay. Bunlar hep prof oynamışlar Urfa'da olsun, Mezidi'de. Yani ben üzüldüm yani o adamlarla bu adamlar. Şimdi ben Nurullah'a büyük bir ihtimal zaten B'den başlarsın senin. Yani şeyin B'ye tutacaktır. B'den başlayacaksın. Ben A kursuna gittim, UEFA A kursuna. Bak ben açık bir şey söylüyorum. Şu anda Cizre'de çalışan bir arkadaşımız vardı. Hiç futbol oynamamış. Gençlik Spor Müdürlüğü'nde beden eğitimi mezunu. Buradan açık söylüyorum. Hocamız geldi, Coşkun Süer'di. Coşkun Hoca ve Nedim Karadeniz Hoca. Milli olmuş futbolcular da vardı. Ben ilk gittiğim kursta Sergen Yalçın'larla beraber gittim. Yusuf Şimşek, Sergen Yalçın. Şampiyonlar Ligi gittiğim zaman. İlk 2008'de ben gittim UEFA B diplomasına Nurullah. Bu kursta da geldi hoca dedi ki ya dedi Allah aşkına dedi ya şuna yardım edin de dedi bunu geçirek dedi ya. Bak hoca ya. Neyse bunu geçirdi. Ya peki o insanın Türk futboluna katkısı ne? Adamın UEFA A diploması var ha. Düşünün abi ya. O çocuk o adam ne yetiştirebilir ya şu anda? Hangi çocuğa dokunabilir? Ya ben Tarkan olarak tabii ki de üzülürüm yani. Ben tırnaklarımla gelmişim ben. 13 yaşından beri futbol camiasında içindeyim. Amatörden tut profesyonel lige kadar. Antrenörlük diplomalarından tut milliliklere kadar. Bizi kimse yapmadı Nurullah. Yani biz hep tırnaklarımızla geldik buralara. Nurullah şanslıydı. Nurullah iyi bir döneme denk geldi. Allah'a çok şükür paralar kazandı. Allah daha çok versin Nurullah. Ama bizim zamanımızda ilk dönemlerimizde hiç para yoktu. Gençler evine gidiyorsun, cavcava para vermiyor. Karabük'e gidiyorsun, yaşın genç diyor adam, gol kralısı, adam sana para vermiyor. Yaşın genç diyor sana. Menajer yok, bir şey yok, çocuğuz. Biz öyle 6-7 yılımız zaten. Mersin Mardin'e geldik biliyor sene 99-2000'de Başakşehir'den geldim. Belediye Başkanı Mazi Özcan 15-20 milyar lira o zaman paralarına, para yani o zamanlar tabii hayat bu kadar pahalı değildi ama 15-20 milyar lira oynadık o yıllarda. Şampiyon olduğumuz yıl aynı keza. Ya bizim zamanımızda para yoktu. Ama şimdi şanslılar. Bugün çok büyük paralara imza atıyorlar. Doğru mu kardeşim? Kesinlikle. Yani adam 3. ligde bile 200-300 milyar peşinat para alanlar var. Aynen öyle. O yüzden hani bu zamanı iyi değerlendirmelerinden yanayım. ama işte akademisyenlerin de sizin gibi akademi mezunu olan arkadaşlarımızın her zaman kendini geliştirmesinden yanayım. Evet. Yani sen şimdi akademi mezunusun ama bilgiler güncellenmedikten sonra ne kadar oldu mezun olalı? 2016'da ben unuttun mezun. Hocam. Kesinlikle. Beslenmeyi unuttun, dinlenmeyi unuttun. Doğru mu? Evet, doğru mu hocam? Aynen hocam. Sürekli yenilemek lazım çünkü gelişiyor. Peki Musun hocam şeyi merak ediyorum. Sen mesela antrenman planlaması yaparken bu arada bir tane de kitap çıkarmışsın. Evet. O kitaptan da bahset hocam. Bu polislik üzerine çıkarttım ben kitabı. Genelde sözlü mülakatında çok sıkıntı yaşıyordu giden adaylar. Onunla ilgili bugüne kadar çıkmış olan, sözlü mülakattan çıkmış olan bütün soruları topladım. İnternet üzerinden çıkan bütün arkadaşlara sürekli sorduk, topladık soruları. Bunları cevapladık ve polislikle ilgili kafalarına takılabilecek bütün sorulara cevap bulabilecekleri bilgileri ekledik. Kitap haline getirip gelen öğrencilerimize sunduk. Yani Türkiye genelinde de internet üzerinden bir dönem satışını da yaptık. Şu an devam ediyor zaten hala. Polis olma rehberi adı altında. Zaten genelde insanlar sözlü mülakatında eğleniyor. Polis gerçi şu an şeye döndü de parkur olayı biraz zorlaştı polislikte. Sözlü mülakatına gidip %50'si etkili olduğu için çok iyi dereceler yapıp gidip eğleniyorlardı. Bunun için kitap bayağı bir faydalı oldu. Genelde şu an sözlü mülakatına gittiklerinde de %60, %70 yani çıkan sorular hazırladığımız kitaptan çıkıyor. Evet. Bu da iyi bir oran. En azından hiç olmazsa okuyup gittiklerinde dahi bir fikir yürütme, bir yorum gücüleri oluyor. Yani mesela geçen dönem Türkiye birincileri oldu bu sayede. Öğrencilerimizden çıktı hep. POMEM'den, PMEO'da. Parkur olarak yine dereceler yaptılar. Hani bir de öğrencilere benim en büyük tavsiyem şu, aslında POMEM'e hazırlananlar. Şu an herkes POMEM antrenörü oldu, POMEM hazırlıyoruz, kurs açmaya başladı.
fitnessçi arkadaşlarımız bile pomeme hazırlıyoruz demeye başladılar. Fitness salonunda ya da PT'ler yanlış, çıktı hocam binlerce. Yanlış yönlendiriyorlar. Biz pomeme hazırlıyoruz diyorlar. Çocuğu alıyor, yani gelen arkadaşımızı alıyor fitness salonunda, aylarca kendine esir ediyor orada. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir kız öğrencimiz denk geldi. Annesiyle aradılar. Hocam sizin isminizi duyduk bir yerden de. Sizin yanınıza gelmeden gitmek dedik. Sınava da 3 gün 4 gün kala geldi. Hocam dedi, bir fitness hocamız dedi ki bir salonuma gelin. 4 aydır oradayız. Polise atılacağız. Habire kuvvet sadece çalıştırdı bizi. Yani bu yanlış. Mesela yanlış gittiğiniz her kursa polisiye hazırlıyoruz diyen herkese inanmayın. Bir bakın, bir ölçün. Bir misafir olun, bir gözlem yapın. Ama evet, çok direkt... büyük bir şey hocam bu. Yani şu anda sen bir yaraya şey basıyorsun şu anda. Yani hocam çok sıkıntı yanlış var. Yanlış bilinçlendirme, yanlış antrenman. Mesela polislikte tamamen nasıl diyeyim size. Mesela fitness hocası gelmiş bir hafta benim antrenmanımı izlemiş tribünde. Gitmiş salon açmış, kiralamış. Ben parkur kuruyorum, parkur çalıştırıyorum. Baktım bir gün kız öğrencimizin biri geldi. Hocam dedi, senin için diyor ki antrenmanda çok sert kızıyor. Peki dedim, sen bana niye geliyorsun? Amacın ne? Bir şeyler yap benden alabilmek için. Ben sana niye para veriyorsun bana? En iyi şekilde parkuru hazırlayıp antrenman yaptırıp göndermek. Ben dedim sana bunun zarfında da disiplin olmazsa zaten başarı olmaz. Tamam, antrenman bittikten sonra arkadaş olalım, oturalım, çayımızı da içelim, kahvemizi de içelim ama antrenman başladığı andan itibaren bir disiplin olmazsa, bu her işte olduğu gibi, başarı zaten olmaz. Ben bunu hani şey için tavsiye anlamında söylüyorum. Mesela Kadriye Hoca ile çalışır mısın mesela hocam? Nasıl anlatır? Yani ben şunu anladım. Şimdi milli sporcu, doğru mu hocam? Evet hocam. Mesela Kadriye Hoca'yı bir gün antrenmanına davet etsen. Olur. İstişare yapsan. İşte milli olur. Bir atlet. Yani gururumuz. Ya da Nurullah Kaya'yı çağırsa bir gün. İşte o gün antrenmanını Nurullah Kaya yapsa, bu dostane de olabilir, bir ticari anlamda hocam, da olabilir. Yani böyle bir bulmuşsun, onun yaptıracağı bir antrenmanı, ben her zaman şunu söylüyorum, yani iyi bir yere bağlayacağım, kendime de bağlayacağım. Ben her zaman şunu söylüyorum, Mersin'deki tüm kulüplere kaptan. Bugün Mersin'in en iyi defans oyuncularından biri, ters kademesinden tut. Ben mesela Nurullah'ın en büyük özelliği her kademede, her mevkide oynayabilir. Mesela ben sağ açık oynarım, sol açık oynayabilirim, santrafor oynayabilirim. Orta saha merkezi oynayamam. Belki sağ bek oynayabilirim, o da çabukluğumdandır. Ama Nurullah forvet de oynamıştır bu şehirde. Orta saha oynamıştır, onun bir özelliği var. Ben ne diyorum ki, mevkisel çalışmalar çok önemli. Diyelim ki bir tane takım kurdun, santraforları alacaksın Tarkan Özürmaz'la. Savunmaları Nurullah Kaya'yla, orta sahaları Cemal Koç'la, sol bekleri Serkan Damla'yla, sağ bekleri Önal Arıcı'yla mesela diyorum. Benim en büyük hayalim bu. Mesela sen böyle bir proje anlamında olur, şey anlamında olur. Çağırırsın mesela, Kadir hocam gel. Yaptırdığı antrenmanı sonuçta, o da sportif anlamda işte çabukluk yapıyor. Hocam, doğru mu hocam? Her türlü antrenman yapıyorsun. Birbirinize istişare olun diye söylüyorum. Yani olabilir mi acaba? Bir fikir o anlamında söylüyorum. Beraber çalışmak konusunda. Daha iyi de olur. İyi de olur, onu da söyleyeyim. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Transfer görüşmesi hocam. Bir örnek olmuş olacak. Aynen. Örnek yapıyorum hocam. Evet. Mesela yani. Hani şunu yapıyorum mesela ben. Sene sonu geldiği zaman atletsin normalde hocam. Hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yapıyorum. Öğrencilerimi karşıma alıyorum. Diyorum ki bende bu sene gördüğünüz eksikler ne arkadaşlar diyorum. Darılmaca yok diyorum. Bende gördüğünüz eksikleri söyleyin diyorum. Ben bir sene kendimi toparlayayım, onları da düzelteyim diyorum. Normalde bunu kimse yapmaz. Yani diye ki öğrenciden üstün gördüğü için kendine. Öğrenci ben nereden bilecek eksiğimi diye düşünür. Ama ben öyle düşünmüyorum. Öğrencime soruyorum. Yardımcı hocama soruyorum. Çünkü eksiğini sen kendin görmeyebilirsin ama dışarıdan bir göz daha iyi görür seni. O zaman eksiğini, açığını kapatman daha iyi olur ve sen de daha başarılı olursun aslında. Evet, yani bence ya, hocam... Dediğinde çok güzel bir şey. Mesela atletizmi, bu sene mesela sınavların çoğu 100 metre. Örnek olarak. Hocam al işte atınlama frekansını nedir? Göstersin sana. Benim eksik olduğum bir yer vardır. Görmediğim bir şey vardır. Hocam işin içinde olduğu hocam, için, branşı olduğu için benden daha iyi hakimdir. Bravo. Daha iyi önerilerimiz olur. Aynen, önerileri olur. Bir şey farklı hocam, bir... Hocam şurada hemen imzaları atalım abi. 2 dakikada. Futbolda olur mesela. Dönürüz hocama mesela. Hocam senin bize önereceğin ne olur?
Yani tabii. Olur olmaz diye bir şey yani olacak. Herkesten bir şey öğrenebilirsen, ille bu sadece ticari anlamda değil ki, bu bir maneviyattır, bir yardımdır. Tabii yardımlaşmak. Senin mesela senin arkadaşların, kardeşlerin olabilir, pomemi hazırlanabilir, getirirsin, onlarla beraber çalışırsın. Aynen. Onlarla seninle beraber şey olur, maddi olarak bir şey kazanır. Yarın bir gün sana fazla bir şey katabilir. Bu ayıp bir şey değil ki. Sonuçta ticaret yapıyorsun. Senin emeğini satıyor orada. Aynen hocam. Ben her zaman yani destek olmasından, yani insanlar birbirlerine yardımcı olacaklar. Kesinlikle. Çünkü sizler rol modelsiniz arkadaşlar. Bakın sporcu kolay değil. Benim bir tane hocam vardı. Bu futbol camiasında çok iyi konuşuruz. Nurullah çok iyi bilir. Yani derdi ki en güzel arabaya bineceksin. En güzel kızla çıkacaksın. En güzel ne bileyim evi alacaksın. Bu ayıp bir şey değil. Sen sporcusun. Sen özellikli bir insansın. Hak ediyorsun. Hak ediyorsun. Herkes tatil yaparken sen spor yapıyorsun. Evet. Sporcu adam farklı olmak zorunda hayatta. Kesinlikle. O yüzden de ben sporcu kişilikli olanların birbirleriyle istişare etmesinden, yani bu arada sana bir müjdem var. İstişare anlamında bizim bir tane şeyimiz var, başkanımız var, Yakup başkanımız. Hemen şuradan okuyorum. Yakup Altınışık, 1925 Akdeniz'in, benim de dostumdur, kardeşimdir. Merhaba hocam, Milli Atlet Kadriye Hanım şampiyonası başladığında dişli bintele dediği dişli spor ayakkabısı, eşofman takımı ve antrenman kıyafetini 1925 Akdeniz kulübü olarak sağlayıp kulübümüzün armasıyla koşuya katılabilmiş. Sadece fikir anlamında söylüyor. Kendisi için yeterlisi bu sportif malzeme. Dilerse yayına bağla, bizzat söyleyeyim. Kişisel bütün sportif malzemelerini sağlarız. Koşuda bizim kulüp ismi veya logosuyla koşabilir mi? Sponsor olarak soru işareti yapmış. Senin çağrına karşılık bırakmak bize yakışmaz demiş. Yakup'cum, senin ne kadar duyarlı bir insan olduğunu biliyorum. Bu da senin kardeşin, arkadaşın. Yardımcı olursan onur duyarız. Senin de reklamını en güzel şekilde taşır ama Enkaz Spor Kulübü'nde çalıştığın için... Sadece kulüp yarışmalarında giyiminde sıkıntı değil. Yani kulüp yarışmalarında Enkaz Spor Kulübü'nün formaları tamam, var. Onun dışında... Olimpik denemedir, Türkiye şampiyonası falan giyiminde sıkıntı olmaz. Sıkıntı yok, süper, harika. Yakup Başkan'ın telefonunu veririm sana. Sağ olun, teşekkür ederim. Buradan Yakup kardeşim, cansın, ciğersin, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, programımız en kötü bir şeylere vesile oluyor, çok şükür. Sadece bu Yakup gibi değil, daha farklı, daha yüksek gelirli insanların da bu konuda katkı olmasından yanayım. Çünkü burada dediğim gibi rol modelsin. Sen başarılı olursan biz gurur duyarız. Sağ olun, teşekkür ederim. O yüzden hani böyle bir şeye de vesile olduğum için ben kendi adıma teşekkür ediyorum Yakup Başkan'a. Kaptanım, dediğim gibi bir planlama konusunda antrenörlük düşünüyor musun mesela? Mesela futbolcuyken antrenörlüğe kursuna giden insanlar var, biliyorsun değil mi hocam? Şu an aktif alamıyorlar hocam. O yok, geçti mi? Geçti. Vay be. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi aktif değil. Aktif futbol oynarken alamıyorsun, bıraktıktan sonra başvurularını yapıyorlar. Aslında yeni sistem güzel. Puanlama sistemini yaptıkları için üstüne normal herkes gelip alamıyor antrenörlük belgesinde. O bir arada düzeltme oldu. Şimdi kademeler var sanırım hocam. Kademeli şekilde Tarkan abi söylediği gibi. Biz mesela C'den değil de B'den başlarım ben muhtemelen. Tabii C'ye, hocam C'ye düşerlerim de ayıptır yani şimdi. Yani tantunici ile aynı şimdi olmaz hocam. Adam akşam ki tantuniyi düşünüyor. Yani samimiyetime inan, akşam dükkanda ben diyor tantuni müşteri bekliyor diyor ya adam. Ya kursa gelmişsin. Nasıl olsa biliyor musun? Bir de C diplomasını herkes alıyor hocam. Kalma yok. Sağ olsun, bak ben her zaman söylüyorum. Mesut Başkan, hani Mesut Tüfat o kadar yararlı ki bu Tüfat şeylerinde. Kurslarda. Ya insanlara hocalık yaptırtmıyor hocam. Gelen insan rahat alıp gidiyor. Yani istese var ya hiçbiri geçemez hocam. Bak C kursunda 33 kişi kadro oluşturuyorlar Nurullah. Eğer 5 kişi geçerse ben burada diplomamı yırtarım. O zaman çok da faydalı değilmiş abi Mesut abi. İşte bence Mesut de. Abi niye faydalı? Onlara faydalı. Onlara faydalı. Futboluna faydalı olmuyor. Değil. Çünkü adam oraya geldiği zaman yani sonuçta bunlar hep Mersinli adamlar. Ya hocam işte kalmayak gitmek yani bu böyle bir şey yani maalesef. İşte o yüzden gelişme kendini olmuyor geliştiremiyor hocam. Adam C'yi alıyor, bir daha da kitap açmıyor ha. Antrenman planı, aerobik anaerobik anlatıyoruz ya, anlıyor. Bu bilmez hocam. Nereden hocam, bilecek? Onu diyorum ya sana, aslında büyük sıkıntı 5'e 2 maç, 5'e 2 maç. Geçirmeyecek aslında. C'ye hocam, yapacak bir şey yok. Geçirirsen ne olacak? Şimdi herkes antrenör olacak bu sefer. Herkes ben biliyorum havasında olacak. Niye diyoruz Mersin'den futbolcu çıkmıyor? Değil mi? Ya. Afşin'de Çukurova bölgesi gerçekten yani çok fazla, bütün branşlarda hocam, sadece futbol değil. Hocam bütün branşlarda Avrupa'da ya final oynamış. Milli takım seviyesi olimpiyatlara katılacak. Ya bu kızcağızı ya bir kişi de böyle bir alın abi, ya bunu koruma altına alın ya. Yok bu
Ölse Allah korusun var ya, yok başka sporcumuz hocam, yok. Hocam Türkiye şampiyonu olmuş, Avrupa'da müsabakalara katılmış. Ya yapmış ya. İçeri İlman yurdumuzu küçümsemek anlamında demiyorum. Estağfurullah ya. Üçüncü lige çıktı değil mi? Şu an bütün Mersin kimi konuşuyor? İçeri İlman yurdunu. Evet. Ama asıl konuşması gereken nedir? Kadriye hocam konuşmalı. Hocam gurur ya bu ya. Bu insan var ya, koruma Türkiye şampiyonasında bu ve bunun gibi çok kişi olmuş. Var. Avrupa'da müsabakalara çıkmış, yarışmış, dereceler yapmış. Bocce'de var, tekvando'da var, bilmiyorlar, evet. Teniste hocam, var. Ya ben hepsine hocam, samimiyetime inan. Bak biz ilkleri yapıyoruz ha hocam. Sağ olsun Ali Müdürümüzün izniyle, kanalımızın şeyiyle beraber samimiyetime inan. İlkleri başardı İçer TV. Bak samimiyetime inan hocam ve özveriyle. Biz şampiyonu gecesinde bir program yaptık. 3'ten akşam 10'a kadar. Samimiyetime inan, milletvekilleri kanalda şeye çıkmak için, raporda yapmak için orada yüzümüze bakıyorlardı. Ben gocunmuyorum. Çünkü biz iyi program yapıyoruz. Bu programa çıkanlar hak eden insanlar. Bu program şu anda Mersin'de bir numaraya, yani tek yer şu anda yok. Başka program yok zaten. İkinci programımız yok Mersin'in. Ondan da küme düşmüş. Çel TV'den başka Çel TV. Yansa var ya, program yapamaz. Bizde bir Mustafa Karabulut var. Allah onu var ya. Yani 7 cihanda onu mutlu etsin ya. Adamın bir gün interneti koptu. Mersin'de amatör küme bitti ya. Kimse öğrenemiyor. Sonuç öğrenemiyor. Yani bu adamlar koruma altına alın ya. Mehmet Uysal, bu adamları koruma altına alın kardeşim. Yok, başka programımız yok. Şu kızcağızı koruma altına alın ya. Belediyeler bunu alsın. Sponsor yapsın. Onur etsin. Ya Huri Korkut diye bir kız çıkarttım ben. Tekvando'da Avrupa şampiyonu kız. Kızın ayağında ayakkabı yok ya. Biz sponsor destek bulduk olmayınca. Ya. Ahmet Hoca çağırdık hocasıyla beraber. Kızı onur ettik. Sponsor bulduk. İçel TV yaptı bunu ya. Destek önemli kesin. Hocam ben sana şöyle bir örnek vereyim. Adana'da biz denekli hazırlıyoruz ya öğrenciyim. Bir kız öğrenci geldi bize. Kız gerçekten çok yetenekli. Yani düşünün mesela biz sürat koşusu derecesi alıyoruz. Elektronik alet alıyoruz bunları. Normal atletizm yarışındaki gibi bir fotoselle alıyoruz biz de ölçümleri. Kız çıkarttığı dereceler erkekleri geçiyor. Müthiş dereceler çıkartıyor. Yetenek. Ben de Gençlik Spor Müdürlüğü'ne gittim. Adana'dakine. Gittim çıktım şeyin yanına dedim ki hocam dedim elimizde böyle bir sporcu var. Ben bir çıkartıp beklemiyorum. Tam tersi yarışlara götürün, masrafını da ben karşılıyorum. Yapabileceğim ne varsa da ben destek olacağım buna. Yeter ki bunu bir değerlendirin. Yazık yani bu bir şeyler var. Yapabilir yani diyor. Bana döndü şunu dedi. Hocam dedi bizim sistemde kayıtlı bir sporcu değil dedi. Hı. Hocam dedim sen bunu alıp yarıştırırsan sistemde kayıtlı olur. Ben sana bunu böyle bir sporcu var dedim. Değerlendirin diyorum. Bir görün. Bir antrenmanı alın en azından ya. Evet. Yok. Ve kızı Mersin'e getirdim. Erkek mesela Mekke koşusu. Burada hocam da bilir. Zor bir koşudu. Dayanık koşusu. Çıktı burada 113 Mekke koştu. Mersin Mekke'ni koşmak yani her baba yiğidin harcı değil. Öyle söylüyorsun. Hocam kız çocuğu koştu. Uşağı götürdü Mekke koşusunda. Sınava giren erkeklerin %80'ini geçti. Bakın düşün. 30 metreye soktu sürat koşusuna. Erkeklerin yine %70-%80'ini geçti. Düşün yani. Böyle bir sporcu nasıl değerlendiremez? İşte değerlendirilmesi lazım aslında. Yani kimi değerlendirecek? Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Dediğim gibi sizden de ricam, ihtiyacı olan öğrencilerden de biliyorum para almıyorsunuz. Ben nacizane o insanların da bazen hani kiminin duası kiminin parası derler ya. Çok zor durumda olan insanlar var. Emin olun beni de arıyorlar bazen. İşte Muhsin'le kardeşliğimi biliyorlar. Alişan Ocak'la biliyorlar kaptan. Bana diyorlar yani ya veremeyecek. Karaciğerlas'ta oturuyor. Kara duvarda oturuyor. Annesi babası çalışmıyor. Yani sizden ricam yapıyorsunuz ama buradan da söylemek ben bir görev olarak kabul ediyorum kendime. Para almamanız hocam. Hani biliyorum emeğiniz var ama. Hocam hani aylık bir yerlik 50 lira. Yani. Biliyorum hani. Ben biliyorum ben zaten. Ben de olayım. Ali hocam evet. Da olsun. Mutlaka evet. Yapıyoruz. Biliyorum. Ricamız tabii ben nacizane kendi fikrimi söyleyeyim. Çünkü zor durumda insanlar var. Çok gururlu kızlarımız var, erkeklerimiz var. Bilmiyorlar. Çalışmak da istiyorlar. Tek başına zaten yapamazlar. Bu sınavlara o yüzden sizden hocam Allah rızası için bu konuda da şu mesajlarda Derviş abi, Derviş Darende. Derviş abicim seni yayına almak da çok istiyorum. Tarsuslu. Çok kaliteli beyefendi bir insan. Kaleci hocası. Akdeniz Belediye'deydi. Projesi de vardı. Anlatacaktı bana. İnşallah en kısa zamanda Derviş abi. Diyap Allah senden razı olsun. Kardeşim her yere yetişmeye çalışıyorsun. Herkes elinden geldiğince yardımcı oluyorsun. Allah razı olsun kardeşim. Rabbimden biz nasibimizi bekliyoruz. Kimse bizim için çok fazla önemlidir bizi onur etmesi. Allah hakkımızı verecektir inşallah. Kasım abicim başarılar Targan hocam. Kasım abi iki tane muhteşem oğlu var. Çok yetenekliler.
iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum. Babaları çok kaliteli bir insan. Bazen babalarını daha hırslı görüyorum çocuklardan. Kazım abi diyorum, çok hırslısın diyorum. Şoray'da maç yapıyoruz. Sen biz zaten her hafta abonesin. Antalya'ya da gitmiştik. Sizi de tokatlıyorlar bazen Nurullah. Size hiç yakışmıyor. Evet abi. Yani profesyonelleri bazen yeniyorlar. Çocuklardan kaynaklı değil de Kasım abiden kaynaklı yeniyorlar bizi. Öyle mi? Tabii onun ağırlığını koyduğu zaman yenebiliyorlar bizi. Kasım abime buradan çok selamlar. Onunla biz vakumlu şeye, zayıflama şeyine giriyoruz, aletine giriyoruz. Bayramdan sonra da başlayacağız vakumlu alete. Herkesi bekleriz. Başka türlü yok. Zayıflamak için. Nurla ve Muhsin'e selamlar. Aleyküm selam. Murat Özal, aleyküm selam kardeşim. Yavaş yavaş toparlayalım arkadaşlar. Evet. Bence güzel bir haber aldın. Evet, seni en azından oldu. Rahatlattığını düşünüyorum. Aynen. Eminim bu programdan sonra daha çok sponsoru da. Ben kendi adıma, şahsım adıma söz veriyorum senin için uğraşacağım bu konuda. Sağ olun, teşekkür ederim. Bana bir dua etsen bana yeterli. Sağ olun, Allah rızası için kardeşim. Hiç sıkıntı değil. Sen son sözlerini alalım. Temennilerini alalım, dileklerini anlatalım. Nasıl faydalı olunabilir? Neler sana fayda getirir? Anlatırsan şöyle kısaca seni de uğurlamış oluruz. Yani tabii sponsorların bulunması benim için çok daha çok faydalı olacaktır. Ama öncelikle de size teşekkür ederim. Ben sizin teşekkür sayenizde ederim. Belki de ben bir sponsor bulacağım kendime. Estağfurullah. Önce Allah'ın sayesinde. Bizi vesile Allah kılıyor. O yüzden sıkıntı değil. Yayınınıza teşekkür ederim İçel TV'ye. Çok her zaman. Lütfen yayınımıza her zaman katıl. Ve senden ricam senin gibi başarılı bu yaş 13, 12, 14 yaş grubu çocuklar mesela küçük kızlar olsun. Kızlara da ablalık yap. Onlara sahip çık. Yapıyorum zaten. Doğulu bir insansın. Evet. Güzel bir insansın. Vanlılar mert olur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Etrafında çok doğulu kardeşlerimiz vardır. Kızlarını belki spor yaptırmayanlar. Onları da yönlendiriyorum. Her zaman senden ricam kızlarımıza sahip çık o konuda. Evet. Mahallende olur. Spora yönlendirirsen. Yönlendiriyorum. Kendim de bakıyorum. Hatta mahallede mesela çok hareketli olan çocuklar çünkü varsa Demirtaş'ta onları direkt oturuyorsun. Alsancak mahallesinde. Alsancak'ta yani Demirtaş'a çok yakın. Orada biraz daha sosyokültür anlamında hani biraz daha kızlarımıza bakış açısı evet. Belki sporu yönlendirmeme gibi olabilir ama onu da açtığınızı düşünüyorum. Benden gördükleri artık. İçin aileleri daha çok destekliyorlar. Şimdi ben rol onlar için size. Rol model sizin evet. Dediğiniz gibi rol model olduğum için onlar da istiyorlar. Abla ben spor yapmak istiyorum. Bana söylüyorlar. Ben de direkt zaten sahaya götürüyorum. Kendim bakıyorum. Gerekli antrenörlere yönlendiriyorum. Allah razı olsun. Yani destek veriyorum gerçekten. Yani inşallah bu gönlünün güzelliğini Rabbim sana olimpiyat şampiyonluğu olarak abi, bize nasip eder. O bayrağımızı, şanlı bayrağımızı dalgalandırırız. İnşallah. Biz de seninle gurur duyarız. Çok programımızı aldık diye. İlçinlikten de imza verirsen bize yarın olimpiyat şampiyonluğunda bizi tanımamazlık yapma. Teşekkür biz aslında futbolcuk dönemlerimizi Nurullah da biliyor. Biz aslında hep aynıydık. Futbolcuyken aslında havalı değiliz. Doğru mu Nurullah? Yani bizim sosyal yaşantımız bazen evet değişebilir. Ama biz arkadaşlarımızla yıllardır hep aynıyız zaten. Bizi tanıyan tanır. Bir yere geldikten sonra da hiç değişmedik. Yine aynı yere geldik. Bulunduğumuz yerdeyiz. Biz aynı Tarkan'ız, aynı Nurullah'ız. O yüzden bizim kapımız herkese açık. Ben sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür her zaman maddi manevi yanındayız. İçel TV ailesi olarak da her zaman yanındayız. Hiç canını sıkma. Sen çalışmana bak. Allah sağ kerim olun. Ondan sonra. Evet kaptan. Senden de sözlerini alalım. Vallahi ben programa davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Gerçekten bunu yüzüne karşı söylemiyorum. Program anlamında İçel TV'nin Mersin futboluna katkısı çok fazla. Takımlar olarak belki alttayız ama gerçekten program bizi üste taşımaya çalışıyor. İnşallah bir daha programa çıkmak nasip olursa. İnşallah her zaman. Daha çok takımla, profesyonel liglerde daha çok takım olan, hatta şu an 3. ligde olan İçel İdman Yurdu'nun daha üstlerde olduğu bir program olur. Tabii ki de bunun için en önemli şey şehrin dinamiklerinin takımlarımıza destek olması. En kaçınılmaz şey bu. Bunları yaparlarsa ben Mersin'den birçok oyuncunun çok üstlerde hatta kendi takımlarını çok üste taşıyabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Evet. İnşallah da öyle olur. İnşallah. Tekrardan seni teşekkür ediyorum. Seni İçerikman'da görmek istiyoruz kaptan. Benim dileğim bu. Yaparlar yapmazlar. Ben hoca değilim. Sonuçta hoca olsam seni alırım. Sağ ol. Abilik yakışır ama dediğim gibi onların tasarrufunda olan bir şey. Biz şu anda ekibin içerisinde olmadığım için sadece fikir beyan edebiliyoruz. Onlar takımın sahipleri bir şey diyemeyeceğiz tabii o konuda. De. Ben elimden geleni yaparım kardeşim biliyorsun zaten. Eyvallah abi Allah razı evet Muhsin'im. Vatanı millete hayırlı bir kardeşimizsin. İnşallah. Aydın Çiçek'e buradan selam yollayak mı? Yollayalım ya. Aydın kardeşim izliyor mu bilmiyorum ama.
Matrix ailesine selamlar. Şu an dersedir büyük ihtimalle. Aydın'a söyle yalnız futbol oynamasın. Bence de futbol Aydın vücut geliştirmeci. Top oynayan insan herhalde. Abi topa vuruyor, topu patlatıyor. O vücut geliştirmeci olduğu için. Topa vurdu, top kaybettik. Evet, şeyde Macit Hoca'nın tesislerinde şu anda top aranıyor. Ağaçta bulabilirsiniz o topları. Ama bazen de geliyor, vuruyor, denk atıyor halı sahada. 3 gün uyuyamıyormuş o golden sonra. Ben gerçekten futbolcu olmam lazım diyor. Eyvah dedim abi, sen de futbolcu olacaksan dedim. Değil mi hocam? Top oynamayı bilmeyip bu kadar oynayan herhalde ilk insan. Evet. Çok 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 seviyor ama. Çok seviyor. Çok seviyor. Çok Aydın seviyor. Kardeşim benim canım ciğerimdir. Bu memlekete faydalı bir kardeşimizdir. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hocam burada o kadar çok öğrencim var da şu sonları da bir bağlayalım. O kadar çok yazan var ki. Ne yaptın, hep öğrencilerini bağladın mı hocam? Bütün Çukurova bir numara, Çukurova bir numara diyorlar. Şurada iki yerden. Emir Açıtak güzel yürekli hocam yazmış. Tarkan hocam, Uğur Ökkeş ve Alişan hoca görmek istiyoruz. Alişan hocaya çağırıyorum, Serkan'ım gelmiyor. Uğur Ökkeş'i de çağırıyorum, o da ben çıkmam diyor. Bunlar biraz sosyeteler. Sezai Oruç kazanmak istiyorsanız tek adres Çukurova Vesyo grubu demiş. Allah herkesin rızkını bol etsin. Amin, aynen, herkesin amin. Rabbim rızkını fazla fazla etsin. Rızkı veren Allah, tek grup yoktur. Ne kadar çok çoğalırsa. O kadar bizlerde rakip olursa o da kendin gelişirsin. Olacağız. Daha üst seviyeye çıkarsın. Önemli olan liyakat sahibi insanların bu işi yapması. Benim sadece bir tavsiyem olacak gençler için. Yani bu yola girmek isteyen arkadaşlar için. Her kurs yapıyorum diyene gitmeyin. Çünkü beden eğitiminde rehberlik çok önemli. Doğru bir rehberlik olmadığı zaman, çok iyi bir puan çektiğiniz zaman da bir işe yaramıyor. Çünkü yanlış yönlendirmeyle o yılınız boşa gidebiliyor. Ya da çok iyi sporcusun, yine yanlış bir yönlendirmeyle kaybedebilirsiniz. Bunun için illa ben kendim için demiyorum. Ali hocam olabilir, bir başkası olabilir. Ama rehberlik gerçekten çok önemli. Yani sadece puan veyahut da sporcu olmak yetmiyor bizim bu işte. İyi yönlendirme olmadıktan sonra, doğru bir rehberlik olmadıktan sonra bir yıl boşa gidiyor. Zaten o insanlar, o hani bireysel yapan insanlar var ya hocam, kaybolmaya yani onlar hocam, en fazla... Her türlü kalıyor piyasada yine ya, öyle ya da böyle yine kalıyor. Çünkü sonuçta gençler ilk geldiği zaman bilmediği için, şu an kime gidese gitsin iki tane Latince kelime kullanıyor. Diyor ki tamam, bu hoca çok iyi diyor, çok iyi antrenman bilgisi biliyor. Yani o yüzden öğrenciler normaldir. Hani bilmemesi, yanlış tercih yapmaları gayet normaldir. Gittiğiniz yerde ilk bir hafta bir gözlem yapın. Hocayı da gözlemleyin. Bilgi birikimini de gözlemleyin. Antrenmanını da gözlemleyin. Yani bunlar çok önemli. Mesela polislikte dediğim şekilde doğru çalışma olmadıktan sonra, çünkü gelen arkadaşlarımızın çoğu üniversite mezunu olduğu için yıllarca sporla uğraşmıyor. Kısa bir zaman için geliyoruz. Parkura da zorlaştığı için yapamıyor. İyi bir yıllarına mal oluyor bu da. Muhsin hocam bir şey soracağım. Bu suratta, kolda, molda çizikli, mizikli almıyorlar, doğru mu o polislikte? Hocam, yani benim dövmem mesela, dövmesi olan almıyorlar mı? Ön sağlıkta bunlara kontrol ediliyor. Dövme için de belli bir, önceden hiç almıyorlardı. Şu an belli bir boyut geçiyor. Mesela 3 santim, 5 santime kadar müsaade ediliyor. Ama onlar da çok belirgin olan yerde, eşkal belirleyen yerlerde olursa onu da kabul etmiyorlar. Suratta? Suratta. Suratta çizik mizik falan hocam olursa kabul etmiyorlar hocam. Ben o yani bu çok, tip. Ben şöyle, büyük benler olduğu zaman mesela bir parmak ucu kadar, terçe parmak ucu kadar Allah büyük Allah, olursa kabul yani edilmiyor. Allah'ın vermiş olduğu bir bazen şey. Bazen sağlık kurulundakiler, mesela bir kız öğrencime örnek göstereyim. Dişlerinden dolayı elediler. Neymiş? Dişleri çok önde diye elediler. O ne be? Kız mahkemeye verdi. Güzellik yarışmasına mı kızdın? Bir sonraki sene de bu kızı Türkiye birincisi olarak gönderdik. Aspinam. Düşün yani, bir önceki sene elendi, evet. Bir sonraki sene de parkur olarak Türkiye birincisi olarak gönderdik, yani polis yaptık. Yani sağlık kurulu bazen keyfi olarak da eleme yapabiliyor. Yani bunun için hani doğru yere gittiğin zaman doğru yönlendirmeleri çok önemli bu arkadaşlarımızın. Yani ne bileyim, sadece herkese... maddi olarak düşünüp de bu işi yapan çok arkadaşımız var. Evet. Yani bizim kendi camiamızda olup da, beden eğitimi öğretmeni de olup da normalde hiç yapmayan da artık maddi olarak düşünüp bu işi yapıyor, yanlış yapıyorlar. Yanlış yönlendirme yapıyor. Çünkü beden eğitimi sınavları, mesela dün Çukurova Üniversitesi'nde öğretim üyesi bir hocamız aradı beni. Hocam dedi, sen zaten dedi bizim öğrencimizsin dedi. Biz tamam bu işin ilmini yapıyoruz ama sen bu sınavları takip ediyorsun. Sen bizden daha hakimsin diyor mesela. Bir üniversite hocası bunu diyor. Hı. Ama dışarıdaki insanlar bunu o şekilde değerlendirmiyor. Evet. Çünkü niye, bizim iş mesleğimiz artık bu. Biz burada başarılı olmak zorundayız, burada en iyisi olmak zorundayız. O yüzden sürekli araştırıyoruz.
Her üniversiteyi kovalıyoruz. En ufak bir değişikliği bile öğrenciye hemen aktarıyoruz. Hocam en iyilerden de birisin hocam. Hiç sıkıntı yok. Biz sana hocam, güveniyoruz, inanıyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar programa katıldığınız için. Teşekkür ederiz, sağ olun. Onur verdiniz, bizi mutlu ettiniz. Bir rol model olarak hepiniz kendi branşınızda zaten çok başarılısınız. Her zaman da kanalımıza bekliyoruz sizi. Teşekkür ediyorum buradan. Teşekkür ederiz. Evet, programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Dediğimiz gibi biz moderatör değiliz, yorumcu da değiliz. Burada bir misafir gibiyiz. Kardeşlerimizi çağırdık. Kendi adıma herkese teşekkür ediyorum. Gelecek hafta buluşmak üzere. Herkese Allah'a emanet ediyorum.